ve yeter. Tutuklandılar, cezaevine götürdüler. Yine kolay. 40 yıl sonra. Gerçekten yalnız değilmişim. 24 saat içinde buldum ben kızını. Teşekkür ederim. Gözaltına alalım. Çok çok teşekkür ederim. Çözsü çözsü Didem Hanım çözer. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Benden de sevgiler, selamlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme, ayrıca hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz Muhammed amcacığım? Çok teşekkürler. Ekran başındaki değerli Vazgeçme izleyicileri, hepinize teker teker sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler. Her yerde çok dikkatli bir şekilde evde, iş yerinde ya da yolda cep telefonundan izliyorsunuz biliyorum. Çok teşekkürler. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şimdi bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını arkadaşlarım sizlerle paylaşıyorlar. O telefon numaralarından hangi konuda yardım istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. Öte yandan yorumlarınızı, ihbarlarınızı da bekliyorum. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram adresine de kaç bin olduk? 700 bini geçtik. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Hem sosyal medyada hem de programda bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Her birinize ayrı ayrı. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Sağ olun Ahmet amcacığım. Ayrıca size de. Sevgili avukatımız Tunca Toker hazır. Ben de hazırım. Ekiplerim de hazır. Hemen hızlıca yayına başlamak istiyorum. Yine dop dolu önemli iddiaların olduğu bir yayında karşınızdayız. Şimdi yavrumuz Diyarbakır'da, Bağlar'da, Tavşantepe'de korkunç şekilde öldürülen sevgili Nari'nin cinayetini ilerleyen günlerde konuşacağız ama şimdi adli tıp raporunu bekliyoruz sevgili izleyiciler. Adli tıp raporundan sonra olayın çok net bir şekilde ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Zaten cezaevinde 12 tutuklu var. Anne başta olmak üzere amca, yeğen, yani onlardan bir tanesi, cezaevinde tutuklu olanlardan bir tanesi Nari'ni öldürdü. İddianameyi bekliyoruz. Çünkü herkes şu anda yani biri vicdana gelip birini ele verirse eğer katilin net bir şekilde öğreneceğiz. Zaten maddi deliller de ortada. Yoğun da bir çalışma yapılıyor. Yeni bir gelişme olur olmaz hemen bu ekranlarda sizlerle paylaşacağım. Şimdi gözümüz kulağımız adli tıp raporunda. Şimdi biz bize başvuran 75 yaşındaki sevgili Muhammed Bey'e yardımcı olalım. Muhammed Bey gelini Elife ile birlikte bize geldi. Stüdyoya geldi. Muhammed amcayı yormamak için burada oturttum kendisini. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü ayağında problem var. Bir şey mi söyleyeceğim? Tane. Sağ ol, ben de teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol canım, teşekkürler. Çok aşık oldum bu programa çıkmak için. Evet. İşte bir tengine geldi. Ay. Allah razı olsun. Sağ ol, çok bu teşekkür ederim. Bu sorumuzu çözeceğine de inanıyorum. Ben elimden geleni yapacağım ama tabii oğlum burada. Geldi buraya. Ben duydum hepsini. Evet hepsini. Burada. Burcu da burada. Hepsi burada. Birazdan onlar bakalım yayına. Ben de gideceğim. Şurada oturuyorlar. Yanlarına gideceğim ama önce gelinini bir çağırayım. Elife'yi bir çağırayım, olur mu? Elife'cim gelir misin lütfen? Gel Elife'cim. Hoş geldin. Niye böyle sen böyle kendini çok gizliyorsun, böyle çok fazla böyle, daha doğrusu çok öne çıkmak istemiyorsun. Çok güzelsin, çok güzel gözlerin Teşekkür var. Teşekkür ederim. Güzel olduğunu farkındasın değil mi? Tabii canım. Evet. Böyle değerinin farkında ol lütfen. Koca da, kocam burada bu arada. Geldi Muhammed. Evet. Burcu da burada. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Bakalım yüzleşeceğiz bakalım. Evet. Yüzleşeceğiz diyorsun. Evet. Peki otur oraya bakalım. Yani Muhammed de Burcu da arka tarafta. Ne oldu? Bak. Şeradan attı Elife'ye de kıyafetini falan diyor. Vallahi ne kadar çok seviyorsun gelinini ya. Bizim yuvamızı kurtar benim diye Elife'ye. Nasıl? Didem abla canım. Ay canım. Yüreğim. O kadar seviyor. Ben yalan yok yani. Gerçek yani. Kızın kadar, kızın gibi seviyorsun. Kızımdan da ileri hep bunlar. Ay ne güzel yani. Çünkü kaçtı geldi ya, benim canım bunlar. Bu 12 seneden beri ve 13 seneden beri kötü olmadı da şimdi mi kötü oldu canım? Şimdi oğluna soracağız birazdan, şu hatırlatmasını girelim mi? Yani bize başvurdular, işte kayınpederiyle beraber başvurdu. Elife diyor ki ben diyor yani yuvamı kurtarmak istiyorum diyor. Muhammed'in eve dönmesini istiyor değil mi?
söyleyeyim. Dönmesini istiyor musunuz? İkiniz de dönmesini istiyor musunuz? Bakalım ne olacak? Bir yuva kurtulacak mı? Yoksa Muhammed Burcu ile beraber bu ilişkisinin arkasında durmaya devam mı edecek? Ortada 3 tane çocuk var. Çocuklara da yazık günah diyor Muhammed amca. Bir görsen şaşarsın Nedem abla. Çocukları bir görsen var ya. Buraya götürecektim onları ben. Evet. Bir görsen bir halk şaşar yani. Boncuk gibi çocuklar. Oo, çok tatlı ya. İki kız bir oğlan. Son numara oğlan okula gidiyorlar. Ha, torunlarım da diyorsun mahvoluyor diyorsun. Hayır çok. Peki. Ağlıyorlar babamız gitti diye. Gerçi bundan konuşmuyorlar. Konuşmazlar da. Babayla. İki numaralı çocuk okulda şey sen söyle. Baş yani neydi o? Sınıf sözcüsü. Sınıf başkanı. Evet. Şöyle yapalım Muhammed amcacığım. Dün neler konuştuk? Dün oğlun yayına bağlandı. İşte beraber oldu. Burcu yayına bağlandı. Bugün de buradalar. Dün neler olduğunu bir hatırlayalım. Sonra arkasını hemen konuşmaya başlayalım. Bakalım Muhammed evine mi dönecek? Burcu'nun yanında mı kalacak? Birlikte göreceğiz. Buraya geleceksin. Anlat bakalım. Kocan nereye gitti? Niye seni aldattı? Kimle aldattı? Kocamla 14 seneden beri evliyim. 14. Evet. Maşallah. 14 sene oldu. Hiç bir öyle yani bayanlara gidecek biri değildi. Hı. Öyle bir şey yoktu onda. Bu bayanı tanıdıktan sonra Temmuz'un 3'ünde gitmeye başladım. Sonrasında seninle boşanmak istediğini söylemiş galiba. Evet. Sen ama boşanmak istemiyorsun. Hayır ben boşanmak istemiyorum dedim. Buraya geleceksin Burcu. Hı. Tamam. Burcu'ya mı seslenmek istiyorsun? Peki. Buraya geleceksin. Eşimi senden kurtaracağım. Buraya geleceksin. Başka yuva yıkmayacaksın. Benim eşimi yıktın. Başka yuva yıkmayacaksın. Bana inat yapıyorsun. Bana ben biliyorum. Eşim seni sevmiyor. Sen onun parasını seviyorsun. Ben mutsuzluktan dolayı ayrıldım. Mutsuzluktan dolayı? Tamam abla. Evet ablacığım. Benim evimde huzurum yok. Temizliğim yok. Hijyenim yok. Anladın mı ablacığım? Ben çalışan birisiyim. Evet. Bayanı görünce zaten bizi atıyorsunuz ya. Bir bayan görünce millet seriliyor. Ayarım bak şimdi sen boşanacağım diyorsun. Sen nasıl bunu boşayacaksın bana anlatır mısın? Boşanamayacağını söyle. Boşanamaz mı Muhammed Bey? Hayır. Hayır. Kesinlikle. Ya. Ben 2 seneden beri dulum, bekarım. Ben kendim olabilir. Esnaf insanım. Ve şöyle bir şey var. Şimdi Muhammed 33 yaşında doğru mu? Doğru. Evet. Bu küçük çocuk değil. Bana gelen Muhammed doğru mu? Doğru. Muhammed hiçbir şekilde ailesine dönmek istemiyor. Bu bir. İkincisi hepinizi düğünümüze bekliyoruz. Utanmadan dönmez. Utanmadan dönmez. Senin iki tane var. Senin üç tane var. Üç. Benim uçaklar korkuyor. Burcu buraya geleceksin. Seni buraya bekliyorum. Sen kocanı gerçekten seviyor musun? İnadına mı geri istiyorsun? Vallahi seviyorum ya. Ben niye yalan söylüyorum? 3 tane uşağım var ya. Abla, bir dakika Muhammed'in nesini seviyorsun? Söyle. Şimdi sevgili Elif'e bana şunu söyler misin? Boşanmamakta, Muhammed'den boşanmamakta kararlı mısın? Evet. Peki inadına mı boşanmak istemiyorsun? Hayır. Yoksa kocanı gerçekten seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun. Evet, 81 ilde duysun, boşanmayacağım. Nereye giderse gitsin, boşanmayacağım. Ölsün canım, öyle deme. Madem benimle boşanacaktın, niye beni kaçırdı? Peki Muhammed aklın amca da neredeydi o zaman? Veriyor. 14 seneden sonra çıktı. Hı-hı. Alttan sufle veriyor, böyle konuş, şöyle konuş diye gelini yönlendiriyor. Hayır, ya babam dayanamıyorum. Ya. Dedem abla, babam zoruna gidiyor, ya. Zoruna. Yaptığı iş zoruna gidiyor. Yani evli... Tabii olmaz ya. Yani boşanıp senden boşanma kararı boşanma bittikten ya sonra. Ya kendisi boşanmasa boşanmasın. Ben boşanmayacağım. İster boşansın ister boşanmasın. İsterse eve gelsin gelmesin. Benim uşaklarımın nafakasını ödesin. Kendisi boşanma açıyor. Ben hiçbir şey demedim. Peki, boşarsa sen kocanı, boşasın. Kaç aydır kocanı görmüyorsun? 3 ay. 3 aydır hiç görmedin mi? Hayır. Çocuklar görmedi mi? Hiç onlar çocuklar istemiyor. Değil abla. Hiç ama kesinlikle. Çocukları istemiyor. Yani çocuğum annem diyor. Gel kızım konuş diyor torununa. Ben diyor babam beni bıraktı gitti diyor. Kim olsa konuşmaz. Yani çocuklar da babalarını görmek tabii, istemiyor. Tabii. Ama çocuklarını görmek için girişimde falan bulunmadın mı hiç? Hayır ya konuşsun. Ben bir şey diyemem. Ha, o sen çocuklarla babaların arasında. Ama benim uşaklarım istemiyor. Biz de hiç zorlamak istemiyoruz. Dur, Muhammed amca bir parmak salladı da ne oldu Muhammed amcacığım? Öfkeli misin? Dayanamıyorum ablam. Çünkü görmüş olduğum şeyler yani bu ekranda görmüş değilim. Görmüş olduğum dışarıda aynı. Gözlükler takınmış, süslenmiş, püslenmiş. Oğlum sen 3 tane çocuğunu bırakıp da sen ne yaptın ya?
Çocuklar okula gidiyor ya. Bunların masraflarını kim karşılayacak? Acaba kim yapacak? Sizden mi bekliyor? Evet. Annem diyor ki uşaklar okula başlayacak diyor. Ne yapayım ben başlayacaksa? Anneme mi sordun? Kusura bakmayın uşak yaparken. Peki sen nasıl geçiniyorsun Elif'e? Yani nasıl geçimini sağlıyorsun? Çalışıyor musun? Yok, çalışmıyorum. Senin peki kayınpederin mi sana destek? Bunun çalışmaya bir ihtiyacı yok abla. Benim çalışmaya ihtiyacım benim yok. Benim harbi söylüyorum, yok. Ay siz bakıyorsunuz. Aha. Benim gelirim var, maaşım var, fındık bahçem var. Ay ne güzel. Bir hayvanım 150 milyar. 150 milyar. Ben gelinimi ben mağdur... 5 tane hayvanım var, 150 bu bakıyor. Ya gelini mağdur etmiyorum diyorsun. Hayır. Ha. Kendisine de ben 3 tane dana verdim. Ben buna gidip sattı da yedi onları. 3 danayı burcuyla mı yedi? Evet. Aa yazık. Kaç tane danaları? Ben sana yalan söylemiyorum abla. Danaların fiyatı ne kadar? Allah var yukarıda, Allah. 3 büyük baş hayvan Allah. Var, 2 küçük baş hayvan var. O hepsini aldı yani. Oo. Sonra bana tehdit ediyor. Bana niye para vermiyorsun diye. Ya sen çalışıyorsun. Günlük 3 milyar yemeği alıyor. 3 aydan beri yok. Yapar 245 milyar. Nerede bu para? Peki yani diğer taraf kendisine acaba para desteği verdiği için Burcu'yu o yüzden mi tercih ediyor? Ya Burcu da nerede gezer bana abla, yok. Evet. Bir yok. Gelmişler ben bir gideyim yanlarına bakalım ne diyecekler, buradalarmış. Bir göreyim. Yani... Gelsinler abla. Sizin gelsinler. Yanınıza biraz gelmek istemiyorlar, korkuyor mu acaba? Hayır gelsinler. Şimdi ben onun suratını gördüm, onun da. Suratını gördüğüm için, aha, ben açıkça söylediğim için utanmadan gelen o zaman bayan buraya. Öyle gelsin mi? Bir şey demeyeceğim. Ben bir gideyim bakayım yanlarına. Hepsine söz veriyorum. Bakalım burada, ben ilk kez göreceğim. Burada olduklarını biliyorum. Geldim canım. Bir mikrofonu alayım ben lütfen. Mikrofon var size. Mikrofon orada mı? Bakalım yani niye peki yüzleşmekten çekiniyorlar? Selam, merhaba. Merhabalar abla. Nasılsın Muhammed? Teşekkürler, sağ olun. Ya Muhammed. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk abla, sağ olun. Peki ben şunu merak ediyorum. Buyurun. Niye babanla ya da karınla boşanmak istiyorsan görmek... yüzleşmek istemiyorsun? Korkuyor kimseyi musun babandan? Yok, korkudan değil. Kimseyi görmek istemiyorum sadece o. Ama sonuçta boşanmak istiyorsan tabii. Bazı şeyleri de konuşmak gerekiyor. Konuşmadan olmaz yok, ki. Ben, bu gözlerini bu babandan normalde... almışsın. Ne güzel gözlerim keşke var. Keşke almasaydım. Öyle mi? Bu gözler mavi olmasaydı diyorsun. Keşke olmasaydı. Adım da Muhammed olmasaydı keşke. Peki niye baban o kadar öfkelisin? Ya babamla biz zaten geçinemiyoruz. Babanla mı geçinemiyorsun? Babamla olsun, ailemle olsun. Babamla zaten hiçbir şekilde geçinemiyoruz. O kadar öfkeli misin babana? Çok öfkeliyim. Ben sahtekar birisi olsam kendi evime 25 bin liraya kamera taktırır mıyım sizce? Niye kamera taktırdın evine? Ben babamın yüzünden taktırdım bu kamera. Kendi ailesini rezil kadar bir insan. Bak özür dilerim, evine kamera taktırdın. Niye peki baban nasıl, ne yapıyor ki ya kamera? Adamcağız yürüyemiyor. Sorarsanız mesela bir yere gittiğim zaman gezmeye çıkıyorum ben ya, Elif'e çalışkanla biz bir yere gezmeye gittik. Evet. Babam bir kurban bayramında, aha, kendi annemi jandarma olsun ben ne olsun tehditler, küfürler her şekilde. Ben buradayım rezil, ama bir şey rezil yapamaz ki. İçeri geçmek, adamcağız... içeri geçmek istemiyorum lütfen. Hı hı. Kendi aile insan, oğlum sen benim cebimden 50 lira para çaldın diye beni arayabilir mi? Ha, para aldın diye seni aradı. Beni arayabilir mi? Ama niye bunu babanla konuşamıyoruz ya? Ha, Burcu selam. Beni arayabilir mi? Ya mikrofon, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? Biz niye bu yayını yapamıyoruz? Niye içeri gelmiyorsun? Bu açık mı mikrofon bilmiyorum. Ben tutayım, izin ver. Ya çünkü ben oradaki insanlara cevap vermek istemiyorum açıkçası. Ama biz konuşmadan anlaşamadık. Nasıl bakın, olacak? Biz zaten dün de telefonda bağlandık ama biz karşı tarafla konuşamıyoruz. İşte çünkü, ben buradayım, konuşmanız için çünkü buradayım. Çünkü bakın biz 3 aydan beri Muhammed'le beraberiz. 3 aydan beri ben onların ailesinden çok tehdit yedim. Ki ben sizin ekibinize de gösterdim. Doğrudur ya, birçok şey yaşanmış olabilir. Yaşandı. Ondan da doğrudur ve diyorum. Biz dedik ki yasa olaraktan zaten boşanma davasını açtık. Buraya kadar çıkmalarına da gerek yoktu. Çünkü neden, ben esnaf insanım. Ve ben iki çocuk annesiyim. Evet, doğru söylüyor. Ben anladığım kadarıyla sen konuşmak ve bazı şeyleri netleştirmek istiyorsun ama ekrana çıkmamak konusunda Muhammed mi biraz inatçı? Bir şey söyleyeyim mi Muhammed? Buyurun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Babana var ya, yani huyu da babana benziyor. Yok, huyu benziyor. Ya inatçılığı anlamında. Hayır, benzemiyor, benzemesinde. Öyle benzerse istemem diyorsun. Hayır, ben... Peki içeride bu yayını yapamaz mıyız? Hayır, ben yayına çıkmak istemiyorum. Zaten biz buraya bugün bitirmeye geldik. Biz yasa olarak da zaten boşanma davamızı açtık. Biz zaten
bu konuşmalar dün çok zaten, hakaretler edildi. Bakın Burcu, bir şey söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim tatlım benim. Ben bir anneyim. Muhatabımız bizim Muhammed. Ha, evet Muhammed ama gelsin. Benim ailemi, benim çocuklarımı lütfen kimse katmasın. Bakın ben kimsenin çoluğunu çocuğunu katmıyorum. Hatamı kabul ediyorum. Evli bir adama aşık oldum. Ama bunu ben istemedim. Evet bir anda kalbim kapıldı gitti. Ama bunun devamında bu şekilde yapmasınlar. Bak, lütfen yapmasınlar. Şöyle ben bir anneyim. Şöyle bir söz söyledin mi sen? O evlilik cüzdanına sarılır. Ben de Muhammed'e sarılırım gibi evet, bir cümle dedim. Kullandın mı? Bakın ben söylediğimin arkasındayım. Neden biliyor musunuz? Bir, özür dilerim. Bir daha söyler misin? Ne dedin? Yani boşanma davası açtığımızda Elif Hanım cevap olaraktan yazdığı cevapta kağıtta şu var. Burcu beni arayıp tehdit etti. Hayır evlilik cüzdanına sarılma meselesini söyle. Şimdi bunlar olunca tabii ki de evet. Ben de dedim ki boşanmayacağım dedi. Haber gönderdi. Ben dedim ki o zaman o nüfus cüzdanına evlilik cüzdanına sarılır ben de kocama sarılırım dedim. Bu kadar net. Ama ben kocam zaman değil yalan. Ki boşanmadan bakın, nasıl kocan olacak kocam ya? Kocam değil evet ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim ama Burcu. Hayat arkadaşım diyeyim o zaman. Bak şöyle söyleyeyim. Madem bu kadar hayat arkadaşına ve bu aşka bu kadar sahip çıkıyorsun. Çıkıyorum evet. O zaman bu aşka bu kadar yani şeyin Elife'nin gözüne de bakarak bunu söyleyebiliriz. Bir şey söyleyeyim mi? Biz ona zaten defalarca söyledik. Yani Muhammed de söyledi. Aradı, konuştu. Hı-hı. Dedi bak biz boşanalım. Daha kötüye gitmesin olaylar. Elife hayır diyormuş. Ama bu yayını ben böyle yapamıyorum işte. Biz sizinle gerekiyor çıkmayalım. Ki. Çıkmayalım. Bu olay Hanım, bak şöyle ben, yapalım. Sen, Didem Muhammed gelsin Didem zaten. Hanım, alsınız arkadaşlar. Didem Hanım zaten ha. Ben... Sen muhatabımsın. Yok teşekkürler. Arkadaşlara zaten söyledim. Hı hı. Yüzüm dedim hiçbir şekilde gözükmez. Bak şu anda yüzümü görüyorum. Nasıl bilmiyorum ne yapayım? Görüyorum. Buğulu olmak istiyorum. Neyim var utanmak ki? Utanmak hiçbir şeyim yok. Allah'a çok şükür cinayet de yapmadım. Bir şey de yani yapmadım. Hayır canım utanacak neyim var? Allah'ıma çok şükürler olsun. Boşanmak benim, istiyorsan... Bak benim, bir şey şöyle söyleyeyim bak. Buyurun. Biz eğer gerçekten boşanmak istiyorsan... Tunca Hanım'la bu noktalarda gerçekten çok başarılı bir avukat. Ve sizi o uzlaştırırız. Ve arkasından da bu sulhu sağlarız. Ama bunun için biraz medeni insanlar gibi... Bak medeni hı-hı. insanlar gibi... konuşman gerekiyor. Üç tane çocuğunun annesi. Öyle ya da böyle çocuklardan dolayı muhatap olacaksın. Gel şu yayını sağlıklı bir şekilde... Ben çünkü içeride bir şekilde devam edeceğim. Geçiyorum. Evet lütfen. Lütfen gelsin ve konuşalım yani. Burcu engelleme. Gelsin ve konuşalım. Çünkü başka türlü bu olmayacak bu iş. Teşekkür ederim. Ama sen de gelmek istersen bekliyorum seni. Tamam. Gel arkadaşlar. Ben de arkadan geliyorum. Bir kablolara dikkat edin. Arkandayım arkadaşım. Ben de şöyle geldim. Tamam geldim. Tamamdır. Teşekkür ederim bir tane. Bak ne güzel konuşuyoruz. Sesini çıkartma Elif. Hayır. Sen kimsin? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Muhammed Bey bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Siz biraz karışmayın. Dinleyin. Bir karı koca bir konuşsun. Tamam, çok rica ediyorum. Bak ben... Yalnız yalan söylemesin İden abla. Ben babasıyım. Tabii babacığım, bekle. Babacığım, benim elindeki... 14 seneden beri kelinimdir. 14 seneden beri... Ama onu da dinle. Senin bir saniye, olacaktım? Bir saniye. Ama Muhammed Bey onu da dinleyeceğim. Ben baba senden korkuya da buraya çıkmamazlık yapmıyorum. Benim huyum biliyorsun. Elindeki kağıt... Abin. Elindeki kağıtları bir ama saniye. Ama sen de çalıştın onunla. Bir saniye. Bir sen saniye. Dinler misin? Sen de Muhammed hayır. Çıkmak isteyeceğim bir o şey, zaman. Bir saniye şey, dinle. Bir şey rica edeceğim. Muhammed senden de bir şey rica edeceğim. Sizin, siz çok yaşamışsınız. Çok şey aradan geçmiş. Şimdi biz sizi ilk kez görüyoruz. O yüzden hı-hı. benim bazı sorularım var. O mevzulara da geliriz. Ben şunu gerçekten bütün kalbimde çok merak ediyorum. Sen yani severek mi evlendin Elife'yle? Hayır. O zaman niye aldın? Ben mi aldım seni? Dedim. Seni, hayır o zaman niye seni, bırakmadın? Seni alan Emine abla. Hayır. Karışma. Annem Emine ben değil. Emine ablanın paransın. Ben ama değil. Muhammed amcacığım bir sakin olun. Ben istemedim. Ha, bak, niye sizin, o zaman ben anneme arabayla söyledim. Geldin de aldın? Anneme söyledim ben. Tamam, sakın sakın tamam. İstemiyorum. Annemle ya kendim ayağımla anladım. Geldim. O zaman Ercan şöyle. Abim, Murat abim zorla sen. Geldim ben zorla. Niye sen bırakmadın? Bilmediğin için. Bir dakika özür niye dilerim. Niye bırakmadın? Bir dakika dur öğreneyim ya. Peki özür dilerim yani. Hiç sevmeden mi? Evet ben amcamın oradayım. Babamın kardeşi var. Kim kaçırdı peki? Yusuf Muhammed. Bak, benim babamın. Muhammed kaçırdı. Benim, abim. Benim, Muhammed benim, Murat bir abi. Bir soru sordum. Bir dakika benim, bekle ya. Ablacığım benim amcam var. Hı-hı. Yaşımız 18 falan. Tamam. Böyle bir Bartın'da konu yaşıyorsunuz. Bartın'da tabii. Tamam. Böyle bir olay çıktı. Böyle evet. bir olay çıktı. Dediler ki bir kız sana kaçacak. Bir kız amcamla, sana kaçacak. He, senin haberin yok. Bak Ankara'dan bir kız kaçacak. Ben kendisini gördüm. Ben bak gördüm. Ablamın ya. Orada gördüm. Üç kere gördü dedi ki ben seni kaçıracaktım dedi. Bir saniye, dedi, bir saniye dinle dinle. Bir dakika bir dakika. Bir saniye dinle konuşuyorum. Tamam, bir saniye konuş dinle. Ya, bir saniye dinle beni. Hayır. Sen, dinle dinle. Beni dinle. Dinle dinle. Beni dinle. Dinle lütfen. Ben buraya seni korkudan gelmedim. Hayır. Beni dinle. Hayır. Muhammed Bey dışarı çıkartalım. Muhammed Bey.
Çekil. Tamam. Terbiyesiz. Madem üç tane çocuğu neye kazandın lan? Ah sizden bayağı bir dakika size bayağı bir kızgın. Ama babasına bu şekilde konuşamaz ama daha çok Elife'ye bağırıyor. Hayır bak şimdi abla. Ha. Terbiyesizlik yapıyor. Nereye madem gitti? Madem bunu istemezdi de üç tane çocukla beraber niye bu 14 seneden beri durdu? Ama konuşmak istiyor adamcağız, bir dinleyin. İçini hayır, bir döksün. Söylüyor. Ama ya, bir anlatsın. Ya. Hayır ister gelsin ister gelmesin bana nafakasını ödeyecek. Ya o zaman boşanmak mı istiyorsun? Hayır, hayır. Boşanmayacağım. Boşanmadan nafaka olur mu? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Neyden anlattın? Boşanamaz. Ya, bırak, bir dakika bir görebilir ya. Miyim orayı? Bir orayı görebiliyor muyum? Hacer bir bana gösterir misin? Bir orada olanları bir göreyim. Ama o bayağı bir öfkeli. Ya beğendiğin o yere gidi oğlum. Dönü 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 başarsan benim yanıma gireceksin sen. Babasına karşı gelir mi ya? Hep öyle o ya. Evde de öyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bak şimdi siz hiç konuşmayı becerememişsiniz. Ya konuşma hiç değil. Yalan söylüyorum. Madem beni sevmiyordun, üç tane çocuğu şimdi arkadaşlar, niye bir dakika beni dinle lütfen. Haklı sorular soruyorsun ama arkadaşlar, Muhammed'e şunu söyler misiniz? Ben bir dakika, ben babasını stüdyo dışına çıkartacağım. Gelmek isterse Muhammed Bey biraz en azından bir karı koca konuşsun. Bir karı koca konuşsun. Benim bu teklifimi lütfen sunar mısınız kendisine? Pınar'cığım bir sunar mısınız? Bir sunun o teklifi çünkü. Bakalım yani siz olmadan bir karı koca bazı şeyleri bir konuşsun Muhammed amcacığım. Tamam konuşsun. Çok rica ederim. O gelirse ben sizi stüdyodan alacağım, dışarı çıkartacağım. Tamam. Siz dışarıda biraz istirahat edin. Ama yalan söylüyor, yalan söylüyor. Ama bir dinleyelim bakın, ben bak bir dinleyelim, dinlemek önemli bir şey. Sonra tamam. Da sen de gelip dersin ki benim çocuğum oğlum tamam, bunları doğru söylemiyor dersin. Bir Muhammed'e bunu söyler misiniz arkadaşlar? Bir yani aslında şu anda Burcu, şimdi şöyle şunu söyleyeyim açıkçası. Şimdi ben içeri girdiğimde Muhammed'le konuştuğumda Muhammed aslında içeri gelip bazı şeyleri söylemek ve anlatmak istiyor. Fakat Burcu'nun dediklerini de çok dikkate alıyor. Evet. Hatta bir dakika Burcu evet Burcu'ya çok inanıyor. Şu anda ekip arkadaşlarım bu teklifi kendisine iletiyorlar. Öyle yapma ama. Yapma çok ayıp bir şey. Ve Burcu'ya dedi ki çıkabilir miyim dedi. Burcu da tamam dedi. Burcu onay verdikten sonra da buraya geldi. Şu anda da mesela Burcu onu sakinleştiriyor. Yani onu görüyoruz da. Yani şu anda Merve bir çekilsin arkadaşlar. Ben şu... konuşacağız. Dur bir dakika konuşacağız. Bak Burcu sakinleştirmeye çalışıyor tamam. Şu anda. Bir sakin olun ne olur. Ya sonuçta nafaka alabilmen için senin boşanman lazım. Boşanmadan nafaka falan olmaz. Dolayısıyla sen boşanmadan sana nasıl nafaka verecek? Hukuki vallahi haklarını arayamazsın. Benim yüzümü sattı. Bir dakika. Yüzümü satarken bana dedi yüzüğü ver satayım dedi. Onlara geliriz. Bilezliğimi sattı. Dur bir dakika ben arkadaşlar. Ben hiçbir şey demedim. Dur bir dakika. Şimdi ben eğer teklifimi kabul ettim bana onu söyler misiniz arkadaşlar? Ha, bayağı bir öfkeliymiş. Bayağı bir öfkeliymiş. Şu anda benim bu teklifimi iletecek kadar... Baksana daha... kadın sarılıyor. Niye öfkeli olmasın ki? Nasıl sarılıyor? Burcu... Ona bağlandı o. Ne yapsın bak ki? Burcu nasıl acayip. Baksana nasıl sarılıyor yani. O Burcu kaç kişinin yuvasını yıktı? Kaç? Dayımın uşağıyla. Öbür dayımın uşağıyla. Dayının uşakları. Alimin. Dayım. Üç tane dayımın uşağıyla... Ha, öyle mi? Kendiler söyledi. Ama hatta mevzu... bu dedi ki insan dedi uşağının rızkını dedi. Buna. Dur bak buna bir dakika Muhammed mi? Ne diyor? Muhammed'in sesi açık mı? Ne diyor arkadaşlar? Ama bizim de mikrofonumuzu kırmışlar. Olacak iş değil yani. Tepe mikrofonuyla alamıyor muyuz? Ya hep bu kadar sinirli mi peki bu adam? Yok be. Bu... söylemiyor. Burcu senin kocana yasaklı madde mi veriyor? Evet. İlaç dedi yasaklı. Evet. Rütük kuralları gereği ona biz yasaklı madde evet. Diyoruz. Annem diyor söylüyor oğlum bak bu böyle birisi. Bak, ama çok büyük bir iddia. Dayıların uşaklarından da örnek alıyor yani. Dayıların uşakların yanında da söylüyor. Eşim derdi ki ama yani uşakların ya. Rızkı yenilmez ki derdi. Bir dakika. Muhammed amcacığım ne oldu? Neye bakıyorsun? Tamam ki? Onlara bakıyorum. Biraz... Neye kızdın? Neye kızdın? Yani arkada hiç... isim vardı ona kızdın. Hayır ne hiç var? Kızmadım. Ha? Söz veriyorum sana kızmadım. Aha.
şunu söyledi, dedi ki ben dedi babam dedi bana dedi şey yaptı cebinden ya sizin cebinizden 50 lira aldığını söylemişsiniz. Yani oğlunuzu hırsızlıkla suçlamışsınız. Kızınız mı 50 lira aldı diye, aldı mı cebinizden para? Hayır, şimdi, orada ben vardım. Orada ben vardım. Muhammed amca söylesin. Şimdi evet. Didem abla öyle bir şey yok, yalnız bu kadına uydu. Benim Bartın'da evim var. Evet. Bütün orada demir veya da kereste çok pahalıdır. Onları sattı. Cebinizden para aldı mı almadı mı? Evet aldı. Aldı. Çünkü aldı. Benim oğlum. Ercan da benim oğlum. Bu da benim oğlum. Ama ben öyle bir şey yapmadım diyor. Hiç cepten para mı? Ya bir insan bir adamı vurduğu zaman ben vurdum der mi demez. Katil ben katilim demez ama yine de ağrına gitmiş. Belki paraya ihtiyacı vardı. Ben parayı aldım der mi demez. Yok ben bu cebimde ne sonra dedim? Sizin yüzünüzden bu konuşuyor şu anda koordinatörümüz Dursun Hanım kendisiyle konuşuyor. Yok 50 lira aldı öyle bir kaide yok abla yok. Ne kadar aldı? Aldı mı para? Hayır, hayır. Cebimden para almadı. Ha, para almadı. Hayır. Ha, tamam yani. Yok. Şu anda ne kadar öfkeli. Parmağı diğer nasıl sallıyor böyle? Diğer taraflardan aldı, sattı. Bir dakika. Muhammed amca yarış. Bir saniye. Çünkü çok öfkeli. Baksana parmağı böyle sallıyor. Hiç evde böyle değil miydi? Sen kocanı böyle gördün evet mü? Evet ya. Böyle değildi ki o. Böyle hiç, değildi. Sakin hayır, bir adam mıydı? Evet, çok sakin. Çocuklarına düşkün. Babasına da düşkün aslında. Aa. Babası yemeğini yer ayrı odaya çıkardı. O kadar. Annesi evet annesiyle şakalaşıyor. Bizde 18 yaşında yeğenim var evde onunla. Şimdi, ama bu kadar tanıdıktan sonra bakın bir dakika bekle, bekle. Ama buraya gelirken gayet sakindi. Hatta gelirken de yani oynayarak geldi ve sana da mesajlar vererek geldi aslında. Seninle konuşmak için buraya geldi. Sonra ne olduysa bir olay bir değişti. O görüntüleri bir hem LED'e hem ekrana verelim lütfen. Yandım. Evlerim memleketimde. Muhammed amcacığım siz de burada oynadınız, oğlunuz orada oynadı da siz niye oynadınız ben onu anlamadım. Ona karşılık oynadım. Yani ben de gelinin yanındayım dedin yani. Tabii. Allah'ım. Tabii. Abla dönüp dolaşacak, benim dizlerime kapanacak. Tamam şöyle Muhammed amcacığım ben sizi biraz şuradaki yerde dinlendireceğim. Sonra bir karı koca benim bu teklifimi kabul etmiş. İzin verirseniz ben sizi dışarı alabilir miyim? Tabii ki. Tabii şu arkadaşlar. İstediğin gibi. Aha, ben kolunuza gireceğim. Bağırma, o canım benim. Ha, bir dakika. Tamam Muhammed geliyor. Dayan. Söz verdim ben size. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir koluna girer misiniz lütfen? Tamam. Teşekkür tamam, ederim. Orada, o görüntüyü de kapatın arkada diyor. Tamam kapatın. Elif'e sen geliyorsun. Elif'e sen kocanla yüzleşeceksin. Elif'e gelsen şu köşeye otur. O görüntüyü de kapatın. Tamam. Birbirinizi dinleyeceksiniz ama. Gelme. Yani kulaklık ne oldu? Bir tane kulaklık taksanıza lütfen. Gel. Onun sesi tamam. Bakayım. Sil. Arkadaşlar. Geliyor mu ses? Bak bakayım. Sil. Ses. Geliyor ses. Sil. Ses tamam. Geliyormuş ses. Evet. Tamam ama bir kulaklık taksınlar da şu sesi. Şöyle oturur musun? Göz göze gelin bir konuşun. Konuşabilirsiniz, becerebilirsiniz. Ya ablacığım beni dinlemesi gerekiyor. Bir dakika, ses var mı? Bir dakika bir anlamadım ben. Ses var mı arkadaşlar? Kulaklıklar ama. Ha, tamam. Bir dakika bekle lütfen. Bekle. Ha, tamam. Sesim geliyor mu? Geliyor sesin geliyor. Ben konuşurken beni karşındaki dinlemesi gerekiyor. Ona kızıyorsun. Bak ablacığım benim uyumu çok iyi biliyor. Benim uyumu çok iyi biliyorsun. Ama sana yazıklar olsun. Benim ablamların bile sen ağzına bakar. Bak benim önüme Kur'an-ı Kerim'i koyduğunda ben bastım mı Elif? Yapıyordun ama. Ben yalan bastım mı işte? Bastım mı? Bak yalanım yok. Hayır. Ama sizin gibi buraya çıkıp da.
Bir dakika. Kendi söyle. Şunu söyler misin? Bir dakika. Birincisi sakin olacaksınız, birbirinizi dinleyeceksiniz. İkincisi ne sen ona hakaret edeceksin? Benim hakaret işim yok ablacığım. Ama az önce dedin ki kafan çalışmıyor bak, dedin. Ablacığım o bana yapma. Nasıl söylüyor? Ya, televizyonda demeyecek, söylüyor. O da benim demeyecek. Resimlerim bir Allah'ın kulu. O da demeyecek. Ben geziyorum, dozuyorsam ben kendi paramla geziyorum Elif Hanım. Doğru. Ben çalışıyorum, halim bu. Evet. Didem Hanım'ın kendi ekipmanı kimse geldi, halimi gördü. Sen nerede çalıştın Elif? Kocanı dinle. Ben çalıştım. Nerede çalıştın? Babamın hamallığını yaptın Elif. Elif'e, Muhammed'i dinle. Babamın hamallığını yaptın, anladın mı? Yaparım. Babam bana 85 milyar borç ödetti sırtımda. Niye o zaman kabul anladın? Ettin, niye? Ben getirmedim. Seni getiren annem ben değil. Hayır, bunu artık kafana koy. Sen Muhammed. Kafana sen... koy. Peki Muhammed, tamam. Muhammed bir sen... şey söyleyeceğim. Bir buyurun dakika, da. Ne olur birbirinizi dinleyin ama. Bakın ekran başındakiler de anlasınlar sizin meselenizi. Biz de anlayalım. Ben şunu anlamıyorum. Sen diyorsun ki ben onu istemedim. O kendisi bana kaçarak geldi ya da kaçırıldı işte. Peki özür dilerim ama 3 tane çocuğu neden yaptınız, neden boşanmadın? Nasıl? Ya, 3 tane çocuk oldu ya. 3, söyle. 3 tane, bir dakika dur soruyorum ya. Ona sana da soracağım ama. Tamam. 3 tane çocuk yaptınız ya. Niye daha öncesinde boşanmadın? Abla ben boşanma davasını açtım zaten. Ne zaman açtın? Bak ben boşanma davasını açtım. Ya Burcu'yla bana... tanıştıktan sonra açmışsın. Evet ben Burcu'nun zaten biz Burcu'nun işini yaptık. Bir şey söyleyeyim bak. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin kaç yıllık evlisiniz siz? 14. Tamam. 14 yıllık evlilik böyle yani sadece Elif'e istedi diye devam etmez. Sen bir şey olmuş bir yerden sonra Elife'den vazgeçmişsin. Ne zaman vazgeçtin Elife'den? Ne ablacığım, oldu da vazgeçtin? Benim bak kendi huyumu çok iyi bilir. Temizlik benim için çok önemlidir. Temizlik. Bak ablacığım. Dinle. Bak beni dinlersen dinlemezse geri giderim. Tamam. Temizlik benim için çok önemli. Tamam. Not ben, aldım temizlik. Ben, ablacığım ben çalışan birisiyim. Bir benim halime bakın bir Elif'in haline bakın. Diyorum ki giyimine dikkat et. Giyimine dikkat et. Bak. Az önce konuşuyordu kendisi. Kimine dikkat et. Tamam canım. Benim ailemle ne konuştuysan dedikodu arasına dalma. Dedikodu dalarsan, yapma. Söylüyorum bak dediklerimi söylüyorum size. Ha, bak. Sen, tamam dedikodu yapma. Bak benim dinliyorsa adam Allah. Bak başlık gidelim mi? Neden temizlik yapamıyor mu? Abla yok. Nasıl yok? Yok. Çocuk ben inşaata giderken kurum söylüyorum. Bak şunları komple alın diyorum. İnşaata giderken bunu ben söylemem lazım değil. Çocuklara da mı bakamıyor? Mümkün değil. Aa o kadar. Beni arıyor. Muhammed bu çocuk kaynıyor. Muhammed şu çocuk şuraya gitti. Muhammed şu şan kolu koptu. Ya ben çalışıyorum. Ben 5. katta iskeledeyim. Ben niye? Çalışıyorum. Sen evdesin. Sen evde o zaman niye duruyorsun? Ev çok pasaklı mıdır? Çok kirli midir? Evet ablacığım. Öyle mi? Evet ablacığım eve gidebilirsiniz şu anda. Bak ben 3 anda ben evde yokum. Bir eve gidin. Evin boyasını ben yaparım. Diğerleri gelir. Abin derdi. Babam buraya çıkmış, evini ben yaptım diyor. Babacığım malzeme almayla olmuyor bu iş. Benim kışın kar burada, ben o evden bir yere gitmedim. Evi yapayım diye. Yani evi temiz tutarsa, dedikodu yapmazsa öyle olduğunu iddia ediyorsun bilmem. Neyse çok temizliğe dikkat etmiyor musun? Ablam temizliyoruz ya, yeğenim de var. Batırıyorsa kendi uşakları batırıyor. Uşaklar ondan korkuyor. Anneme bile kaynıyorlar uşaklar. Annemi duymuyorlar, babamı hiç duymuyorlar. Sana demiyor mu ben Elif? Hayvanlara baktığın zaman üstündeki elbiseyle mutfağa tekrardan girme. Girmiyorum ki Muhammed. Söylemedin mi Elif sana? Hayır. Yalan söyleme Elif. Hayır Muhammed. Yalan söyleme. Hayır çok yalancısın bak, Muhammed. Bak beni çıldırtma burada. Hayır çok ben yalancısın. Ben burada aileden korkuya çıkmamazlık yapmıyorum be Allah'ın kulun önüne. Elif'e. Hep seni doldurmuşlar Muhammed. Elif'e dinler misin? Bak sana bir şey söylüyor. Dinle, ona göre yanıt ver. Konuşsun. Hayvanlara bakarken ya, diyorum sana ki üstünü değiştir. Değiştiriyordum Elif, ama değiştirmiyorsun, yalan değil, söyleme Elif. Muhammed, çok yalancısın. Belli, Elif çok yalancısın. Elif'e. Elif, hayır. Benim gömleğimi yakıp kaybeden kişi sensin. Yalan bile söyledin Elif. Elbiselerin yukarı söylüyorsun. Pantolonun yetişmezliği kızardı. Anladın? Elif'e bir dakika. Her Muhammed bir dakika. Senin Muhammed bize seni dinlemek istiyorum ama. Buyurun. Şunu bir öğrenmek istiyorum. Ya Elif'ecim dedi ki bak Muhammed az önce. Hayvanları gidip ilgileniyormuşsun. Evet. Sonra hayvanlar ilgilendin. Kıyafetler gelip mutfakta yok, yemek yapıyor. Hayır. Dur yemek yapıyormuşsun. Evet. Neden kıyafetini değiştirmedin diye soruyor. Hayır ablam benim yeğenim var. Hı. Doğru o hayvanlara girmiyor. Ben giriyorum. Tamam. Annemi de sokmuyorum. Olabilir tabii. Sen çalışıyorsun ama bir şey söyleyeceğim. Hayvanlara bakıyor. Ama tabii kıyafetleri ablacığım, değiştirmek bakabilirsin. Gerekir. Bak sıkıntı yok ama ben de inşaatçıyım. Tamam. Benim elbisem belli. İnşaata ben giyinerek giderim. Tabii hijyen kurallarına dikkat etmek İnşaattan lazım. İnşaattan temiz elbiseyle çıkarım. Peki niye yapmıyorsun bunu? Hayvanlar... Yapıyorum ablam ya. Benim ablamlarım elbisesi hepsi. Elbisesi yıkanıyordu. Bak beni bir dakika dinle. Bak bir saniye. Bir de onu dinleyeyim ama. Bekle bak. Dinleyeceksin ablacığım. Tamam.
Benim ablamların hepsi Elif'in yaptığı yenmez dedi. Biliyor musun Elif bu olayı? Hı-hı. Biliyorsun. Muhammed dedi, kardeşim dedi, Elif'ten dedi, nasıl bir araya geldi? Bak şimdi, evet şaşırıyorsunuz değil mi ablacığım? Şaşırıyorsunuz. Şimdi benim ablamların ağzına bakarak bir tane o Çetin'in, o Uğur Sevinç'in, o ha, Ümit Acar'ın... Ha, Burcu da mı gelmek istiyor? Bir saniye girme. Bir dakika, bekle bir dakika. Alacağım. Kimsenin... Ha, kemerde bunun ofisine o isimleri verirken bu adamların hesabını ver. Ertan diye birine, sıvacıya 65 bin lira borcu var. Ha, bir şey söyleyeceğim. Senin gönlün Burcu'ya nasıl kaydı peki? Ben Burcu'nun işini yaptım abla. Abimle çalıştın beraber. Çalıştın orada, evet. Bak şimdi, ben Burcu'nun işini yaptım. Burcu da baktım ki ben gibi dürüst, yalanı yok, sözünün eri, yaptıysam yaptım, yapmadıysam yapmadım kişilerden bir tanesi. Elif'e sözün eri değil mi? Elif'e değil ablacığım. Ya Didem abla. Bir dinleyeceğim ama bak. Dinle, tamam buyurun, söyle. Doğru. Şunla konuşma dedi, konuşmadın. Şuradan kalk dedi. Karşında Daymun uşağı vardı. Karşı karşıya oturuyoruz. Tamam, Burcu da geliyor. Burcu gel canım. Burcu da gelecek. Tamam gel Burcu. Yani medeni insanlar gibi inşallah konuşabiliriz. Burcu sağ ol Burcu. Teşekkürler. Konuşabileceğiz inşallah. Baksana yani bir dakika dur. Bir dakika. Yani şimdi ya elini tut. Ya bu kadar seviyor musun Muhammed'i? Evet seviyorum. Çok seviyorsun. Bizi evet. Ama karısı... bizi ailem değil ölüm ayırabilir. O kadar. Bunu net söylüyorum. Biz gelsin, ailem gelsin. Yani çocuklarına bağlı. Ben... Benim arabam yandığında... Seni tutan o! Elif! Senin canım. Tutan o! Benim canım tamam Elif. İşte. Benim... Daha ben de sarılırım. Annem senin... ne dedi bana biliyor musun? Hocam bu medyaya mı geldi? Hayır, yok canım. Bulsaydım benim... ben... 3 ayda bulurdum. Kayıtlarımı çıkartabilirsiniz abla. Telefonlarımı verebilirim evet. 3 ayda Alev, bulurdum. Alev Bey'e neden dedin ki Muhammed boşan davasını açsın. Önüme kağıt gelsin ben bununla gideceğim. Bununla konuştu. Bu dedi ki Alev dedi ki yeni bir sayfa açın dedi. Buna söylesin ben duydum hep. Yeni bir sayfa açsın Muhammed. Elif'e bir dakika. Boşansın Elif'e, dedi. Elif'e bir, bir saniye lütfen. Şimdi senin hataların yüzünden Burcu'ya gönlünün kaydığını söylüyor. Burcu sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sen Muhammed'e evli olduğunu biliyor muydun? Biliyordum. Söyledim. Evet, biliyordum. Söyledim. Ben kendim söyledim. Kendin söyledi. Ben kendim söyledim. Çünkü neden biliyor musun abla? Ben dedim bak ilk defa bir ilişkiye gireceğim. Seninle ilk defa bir hayat arkadaşı olacağım. Seninle ilk defa tanıştım. Ben bu çalışmada dedim hiçbir zaman bir hata yapmadım dedim. Ama sen karını daha önce aldatmadın mıydı? Hayır. Kesinlikle hayır. Hiç aldatmadım. O da hayır diyor. Tamam burada onaylıyor seni. Bak kesinlikle hayır. Dedim ki ben evliyim. Ben senden hoşlanırım, sen benden hoşlanırım. Boşanacağım, ondan sonra beraber olalım deseydin. Niye boşanmadan yaptın? Ablacığım, hemen anlatıyorum, tamam onu da izah edeceğim size. Ben Elif'e bayramda ya da Ramazan'da olacak. Herkes bunu dolduruyor. Diyor ki, Muhammed Burcu'yla hala devam ediyor. Sen normalde ayrıldın aslında bir ara Burcu'da. Konuşmuyorduk normalde. Ha, hayır benim ya, bir konuşuyordu. Kere... Bak, dinlemiyorsun beni. Elif, dinle bak. Allah Allah. Şimdi tamam. Ramazan bayramında olması gerek. Benim önce 5 aylık maaşımı versin. Sana tazminat olarak ödesin. Bana da vermesin. Sana versin. Sana. Seni nasıl buraya... Bu parayı. Bana ya, vermesin. 5 aylık param mi? Var. Muhammed bana tamam. Baksana canım. Hakaret diyorsun etme. Ki abilerin diyorsun yönlendiriyor Elife'yi. Evet. Elife onlardan yana tavır alıyor. Senin yanında durmuyor. Mümkün Burcu senin yanında duruyor. Şu anda Elif hep abimlerden, ablamların baskısı altında burada. Hayır sen, değil. Bir dakika dur bir dakika. Ama Burcu senin evli olduğunu öğrendikten sonra bildiğim kadarıyla Burcu sen bir iki defa Muhammed evine dön demişsin. Evet dedim. Dedi. Ama bir Burcu bir anlatsın. Evet dedim evine dön dedim. Hatta ben dükkanımı kapatıp da başka bir ile yerleşmeyi planladım. İşimi ayarladım. Evine döndüm o sırada Muhammed. Döndü dönmedi. Fakat dönmedi. Döndü. Yalan dönmedi söyleme ya. Bak. Ercan abi de çalışın gel. Ayrı yani aile büyüklerimiz bir şey kavga ederdi. Bir birbirinizi dinleyin ve üst üste konuşmayın. Gidim ablacığım. Büyüklerimiz kavga ederdi. Ablacığım. Ben size anlatayım. Abimle biz bu konu için tartıştık. Birinci olayı abim patlattı. Beraber olduğunu abim patlattı. Abim
benim aileme komple dediği gibi Muhammed Burcu'yla hayat arkadaşı olarak yaşıyor. Desin. Ama mevzu şu. Diyor ki yani o sırada özür dilerim bunu her şeyi dün konuştuğumuz için sormak zorundayım. Sen önce aslında abisiyle birlikteymişsin. Evet. Abisi. Öyle diyorlar şimdi. Evet. Abisiyle... Geçmişler. Ya, dur bir dakika bir saniye dur, bekle lütfen. Abisiyle beraber değildik zaten. Evet, benim oraya kendisi geliyordu zaten. Ama evli olduğunu söyledi. Ben de dedim ki tamam o zaman. Yani bir yakınlaşmamız herhangi bir şeyimiz olmadı. Olmadı abisiyle. Ve bunları zaten şöyle ya bir zaten şey var. Muhammed hepsini biliyor. Biz yalan söylemeyiz. Ablam, ablacığım, mesajlarımızı da gördü. Ablacığım. Ama Burcu bir şey, Burcu da konuş. Ben de benim mesajlarım da vardı ki Muhammed sinirlendi sildi. Abisi orada mesaj atıyor. Ben de ona diyorum ki sen evlisin diyorum ben bu ona. Da sen, evli. Bu da evli diyor da. Şimdi evet. O evli evet farklı. Elbiselerine keşke sadece... Sadece sana, neyi var biliyor musun? Ailemin, makine sana ailemin... dönüyordu makine. Bir elbise giymeyince bana kızıyordun. Annem bağlansın bir elbise giymeyince sana kızıyordun. Elif kalk. Elifciğim. Diyorum ki pantolon yetişmiyorsa bir vereyim mi? Elifciğim. Bak, bir dinle. Dinle kocanı dinle. Bir dinle. Ne getireceğim? Bağırmadan konuş. Elifciğim bağırmadan konuş. Tamam. Benimle bağırmadan konuş. Tamam bir dakika. Bak, ben sana yok, sayıyorum. Ben çalışırım bir sen otur bak, yat. Peki bir şey dinle söyleyeceğim. Muhammed yani sonrasında işte Ercan patlatınca sizi. Biz ayrıldık. Ayrıldınız ve Muhammed sonra... eve döndü. Zaten ben abla, de değildi. Abla ben işi bıraktım abimle. Ha. İşi bıraktım. Eve döndün. Döndü hiç bende bıraktım. Kalmadı zaten. Biz İşini beraberliğimizi bıraktım. Yeni bir sayfa açtın. Ben o evet. Akşam o akşam arkadaşımla kaldım. Tamam. Ablamın yanına bile gitmedim. Çok detaya girme. Sen yeni bir sayfa açtın. Evet. Eve döndün mü peki? Döndüm. Bir ertesi gün gittim. Ha, eve gittin. Bir ertesi gün gittim. Peki. O akşam eve gitmedim. Tamam bir ama gittin. Gittim. Sonra ne oldu? Gittim. 3-4 gün ben yaklaşık işe gitmedim. Doğru mu Elif? Yeni bir sayfa açtınız. Evet gitmedim ablacığım. Bak, işe gitmedim. Ablam söylüyor zaten. Bak. Açtı ama gizli bir telefon bulmuş. Almış bununla konuşmak için. Ben telefonlarına bakıyorum yalan değil. Elifciğim gizli telefon değil hat aldım Elifciğim bunu doğru söyleyeyim. Dinle. Hat vardı çift hattım vardı. Ya sonuçta konuştun. Sen boşuna takip ediyorsun evet. Ama yalanlarına takip etme. Benim hiç telefonum hayır. Yok. Ya bir şey söyle Muhammed. Çift hattım vardı. Muhammed evet. Bir dakika. Sen sonuçta eve döndün. Hı-hı. Ve sonra döndükten sonra da yeni bir sayfa açtın. Hı-hı. Ve artık Burcu'ya hiç haberleşmedin. Hayır kesinlikle haberleşmedik. Hayır. Ha. Yemin ediyorum bak size benim yalandan yere kesinlikle yemin etmem. Benim Allah bağırtma. Başlasın. Sadece ne var biliyor musun abla? Bizim hala ilişkimiz devam ediyordu. Evde. Ha, eve dönmene rağmen. Konuşmalar devam ediyor. Etmiyor muydu Elif? Doğru söyle. Evde konuşmalar devam ediyor. Bayramda ablam geldi hangi Ankara'da. Hangi konuşmalar? Burcu'yla mı konuşmalarınız? Hayır. Burcu'yla yaşadı, gitti, geldi. Hala. Ha, seni ama ben kafam... susmuyor yani. Ha. Sen aynı dönmüşsün. Konu devam ediyor. Sen... Annem merdivende otur. Elif merdivende. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak kolay bir şey mi? Bak ablacığım. Kolay bir şeyse kapat, o zaman kapattıysak bu konuyu kapanması gerekiyor. Ha öyle diyorsun. Yeni bir sayfa abi beni kabul ettiyse ha, eve diyorsun. Defter kapandıysa o zaman bir daha açılmaz. Bir daha susar mısın? Peki eve döndükten sonra sen o kadar çok hala bu olayı... Yani çünkü sen sonuçta eve dönmesini istemişsin. Eve dönmüş. Burcu'yu bırakmış. Fakat sen sürekli böyle ablam dedi ki hayır. Sen... Bana dedi ki ben dedim ki Burcu'yu bırakmadım Muhammed dedim. Bıraktım bırak, diyor. Hayır ya biraz da beni dinleyin. Bak onu hı. Dinlediniz. Şimdi ben Muhammed dinledim. Dinleyin ki yanıt verin. Yes. Evet Burcu sen dedi. Tamam dedi. Bıraktım dedi. Bir bakıyorum Muhammed gece 11'de geliyor. Hı. Muhammed erken gitmeyen işe Muhammed 7'de gidiyordu. 6.30'da kalkıyordum. Söylesin kahvaltı hazırlıyordum. Yani sen aldatıyordun. Gönderiyordum. Bir de dedi her telefon çaldığında Muhammed diyorlar. Söylesin ben ona söyledim. Devam et peki Muhammed yanıt verecek. Ondan sonra dedim ki bir sayfa açalım bak hep Muhammed diyorlar. Ya ben gideceğim evden dedim ya sen. Bu dedi ki bana sen otur dedi. Hı. Gitme. Ama annemin her dediğinde vardı. Uşaklara diyor ki Burcu'ya anneniz gelir. Ne niye ağladın mı anlamadım. Ne oldu? Üzülüyor musun? Ha. Anneme derdi, annem söylerdi. Elif'i de aç. O da giyinsin. O da boyansın. Ben gene sustum. Sen söylemedim. Sen böyle o istediği için bu şekilde giyiyorsun. Kendini çok tabii ya, kendi de söylesin. Boğazla giydiriyordu. Kadınlığını çok böyle yani yüzünü hiçbir şey sürmüyorsun, hiçbir şey hayır. Yapmıyorsun. O da istiyor. Öyle sevmiyordu. Ha. O da öyle sevmiyordu. Öyle diyor bak. Sevmiyordu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Bak Muhammed'ciğim sen çocukların annesini böyle kamufle edip işte çok makyaj yapmasın, şuraya kadar giyinsin evet. Falan derken Burcu çok
daha farklı bir bakımlı, makyaj yapmış. Burcu hani dün burada stüdyoda söylüyorlar ya Burcu, evet. Öğretmendir. Burcu'ya niye karışmıyor madem şimdi, öyle? Bir şey söylüyorum. Ben Burcu'yu bu şekilde tanıdım. Bu şekilde kabul ettiysen Burcu bu şekilde devam edecek. Peki sen kısıtladın mı eşini? Elif'i bu şekilde eğer kısıtlama değil. Elif'i ben bu şekilde görsem bu şekilde devam edecek. Ha, sen müdahale etmedin. Müdahale etmedin. Bak Elif'i sadece... Özür dilerim, bir şey merak ediyorum. Peki bu şekilde kabul ettim derken şuraya kadar giydiriyormuşsun ve kıskanıyor muydun sen? Şey vardı. Boğazlı badi ya. Boğazlı badi giydirirdi. Yani kıskanıyor muydun? Açıklanınca... Ya tabii ki de sonuçta benim eğer bu eşimse... Bu benim eşimse tabii ki de ben buna bir önlük olmam lazım. Peki Burcu'yu kıskanmıyor musun? Burcu'yu hiçbir şekilde kıskanma şansım yok. Güvencim sonsuz bir. Ne, ona güvenmiyor böyle, mu ya? Bir saniye abla. Böyle tanıdım onu iki. Ben buna şu anda diyemem Burcu sen kapan. Daha olaylarımız var. Edemadım ne biliyor musunuz aslında? Ne, şimdi Elif'e biraz daha sakin, sessiz, kendini savunamaz diye Muhammed baskı yapmak zorunda kalmış büyük bir ihtimalle anladığım kadarıyla. Abla, şimdi burada... bense biraz daha üstün karakterli olduğum için bana kimse gelip de bir yanlış yapma taraftarı yok. Yani yanlış yapamaz. Şimdi Elif biraz daha hani nasıl diyeyim size, biri bir şey yaptığında cevap veremez ya da hani sessiz kalır sen ya. Sen kendini ezdirme. Yani. Şimdi Elif kendini ezdirir ya da biri gelip köyden biri bir şey söylediğinde Elif söyleyemez ya da benim başım belaya girer diye Elif'i bu şekilde savunmak zorunda kaldı. Peki sen eve git dedin. Seni evin Elif'in yanındayken seninle görüşmeye devam ettin mi sen bana? Hayır. Biz bir hafta ayrı şimdi kaldık. Şimdi suyu kenara koyar mısın? Biz bir hafta... Yok yok atma. Ses çıkartıyorsun. Bir hafta biz ayrı kaldık. Fakat bu dedikodular hep devam etti. Ablaları beni tehdit ettiler. Ondan sonra bu şekilde devam etti ve ben Muhammed'i aradım. Dedim ki Muhammed bak ailem beni tehdit ediyor. Yani ben bu işin içinden çıkamıyorum artık. Bir dakika orada bir virgül koy lütfen. Bu arada sen Muhammed'in eve dönmesi için sözlü hocalara gitmişsin. Hayır ben hiç bir yere gitmedim. Yalan söyleme ya. Yavrum. Yalan söyleme. Ben gitmedim. Ne işi var? Ya kirli çamaşırları. Abimin ofisine gitti de abimden istedi ya. Kadın ne diyor biliyor dedi musun? Ki... Bari diyor temiz bir şey yolla. Anladın? Ya, ne bari temiz ya? Bir şey yolla yapacaksan. Yalan söylemesin. Bak benim boynumdan nuska dedin ya dün yok. Tabii aldın onu. Aldınız onu bir şey söyleyeyim. Nuska... kabul ediyor. Biz muska yaptırdık. Koruyucu, neden yaptırdık? Eşim söyledi. Ben böyle yani Hacı Hoca'yı bilmem. Lazım. Bak Hacı Hoca'yı bilmem. Muhammed dedi ki madem onlar ben koruyucu takamadım. Okutu, felak nasıl okul? Ayetel Kürsü oku. Ben takamadım. Psikolojim burada, bozuldu. Dedim ki Elif'e bir daha. Muhammed dedim. Bak Elif'e sizin aile yapmış. Sizin aile dedim tamam, böyle bir şey. O zaman niye bir şey demiyorsun da biz gitmediğimiz sürece bize gitti diyorsunuz. Tamam, ya Elif'e bir dakika artık... susar mısın? Tamam. Bir dakika Burcu bir şey merak ediyorum. Bir dakika Elif'ciğim. Sen sözlü hocalara yani bu ben onu bilmem ki Dilem bir dakika. Abla. Bilmem adamın, deme. Adamın kirli çamaşırlarını mı gönderdin? Hayır, istediler. Kirli dediler çamaşır. Ki, abi dedi ki evet. Kullandığı çamaşır. Evet. Bir dakika. Hoca ne dedi? Hoca sana ne dedi? Biz gitmedik ablam. Yok hoca sana bir şey söylemiş. Hayır. Gidemezsin çünkü neden biliyor musun? Beni aradı. Ne dedi? Ne dedi sana? Beni aradı dedi ki senin dedi Facebook resmini açtım. Bir eşine baktım, bir sana baktım. Ben bunu yapamam dedi. Aa, ne? Kesin öyledi. Bizim seninle Facebook resmimiz yok ki. Benim... WhatsApp'a diyorum ki koy resmimizi Elif, diyorum. TikTok'ta yok. Ben... Çirkin, Burcu güzel mi dedi? Ben dedi bunu kesinlikle yakıştıramadım. Burcu dedi, Kaya sana çok yakışıyor. Yani şey ben bunu yapamam. Ben. Zaten böyle bir adam dinle ilgisi olmaz ama insan değilmiş yani. Bakın Didem Allah Hanım Allah zaten... Kadınlara... Ben bir şey söyleyeceğim bak Burcu'cum ben kadınlara sana da biri çirkin dese olmaz yani. Ya tabii ki de ha, bakın kızıyorum şöyle Allah bir şey var. Allah. Biz zaten bunlara inanmadık ve Muhammed dedi ki bunun ailesi çünkü acı. Onlardan gelen mi? Evet onlardan çok. Gelen hiçbir yemeği yemeyeceksin. Beni tembihliyor ben ya kendi Ayşe, söyledi. Ayşe ablam ne yapmış biliyor musun? Bakın. Meyve suyunu alacakmış. İşçilerime aileten meyve suyu verecekmiş. Kendine ve bana ayrıyetten getirecekmiş. Benimki ilaçlı olacakmış. Doğru mu Elif? Hayır ben bilmiyorum. Doğru ya. Bilmiyorsun hayır tabii. Ya. Çünkü yapmadığı için bilmiyorsun. Ya, bunlar tek tek bana söylenenler. Bizim taraftan biri hatta oğlu da bununla çalışıyor. Annesi. Oğlu dedi ki benim kardeşim dedi buna yakalandı dedi. Ben dedi zor kurtardım dedi. Bana bunu göndereceksin dedi. Ben dedim ki ben gönderemem dedim. Annesine, Onur'un annesine. Gönderemedin gönderdi. Abimin ofisine gitmiş.
abime demiş ki bana 10 milyar para bir de Osmanlı vereceksin demiş. Abim demiş ona, yalan söyleme orayı. Ben onu hatta bilemem. Kemer'de bağırmış istediğin. Ne bir dakika. Bak sen diyor ki dinledim. İstediğin yerde Osmanlı'yı seç falan, ben de Muhammed'i geri döndür diyor. Bir şey merak ediyorum. Ben bir şey merak ediyorum bir dakika. Heh. Elif'e bütün kalbi gerçekten samimi olarak merak ediyorum. Sen Muhammed'i hala seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum Didem abla. Ben seni sevmiyorum. Seviyorum. Ha? Sevmeyebilirsin. Ben seni sevmiyorum Elif. Seni Allah sevsin. Seni ben bu saatten seviyorum. Sonra benim yanımda, benim nesini senin seviyorsun? Yanımda bak, işim yok. Seni bu kadar sevmediğini söyleyen bir adamın nesini seviyorsun? Tamam Elif. Bir dakika bekle, bir dakika öğrenelim. Babamın da zaten evine dönmeyeceğim. Bak bak, babam dönme. Şu anda buradan çıksın. Dönme Muhammed. Dinle dinle dönme. Babam şu anda. Hiç babam şu, değil, o zaman Muhammed. Burada ne işim var? Uşaklarının nafakasını ya almaya geldim. Ya zaten ben sana söylemedim mi? Anneme söylemedim mi? Ben onu, ben para göndereyim demedim mi? Tamam. Biz benim o paranın parası değil. Senin alnın teriyle. Bir dakika, benim zaten. Bir dakika. Benim inşaatımı gel. Bilmiyorum. Şikayet ediyor inşaatlarımı. Ama her şey bilmiyor. Elif'e. Tamam. Bir dakika, tamam, Muhammed, Muhammed bir saniye. Sakin, abi, sakin. Abine çok kızgınsın, sakin. Anlıyorum da. Abla hararetliyim. Sen Muhammed'in gerçekten, yani adam şimdi evli de. Yani bu soruyu sorarken rahatsız oluyorum sonuçta. Boşanarak bu ilişkinin devam etmesi lazım. Ahlaken, vicdanen doğru olan o. Peki sen seviyor musun? Evet mu? Seviyorum. Nesini seviyorsun? Bir kere bu karakterini seviyorum. Ha, karakteri beni, nasıl? Yani karakteri, yalanı sevmiyor. Hmm. Artı her zaman doğruyu söylüyor bana. Ve biz beraber olduğumuzdan beri ben hiçbir zaman yalnız olmadım. Her düştüğümde yanımda oldu benim. Hı-hı. Ve hepsinin, ailemin dahil. Yani ailesi bana bir şey söylediğinde bile hep beni savunan, koruyan oydu. Ama bu saatten sonra beni ailem kardeşi olarak, babam oğlu olarak hiç kabul kimse bilmesin. Ki. Etmesin Muhammed, arkasında ben varım. O zaman onların. Burada ya sen arkasında, arkasında ol. Tamam. Ben varım. Sen orada yürü. Sakin. Babam zaten sana bütün varlığını versin. Verecek. Tamam mı? Babamın verecek. Allah bana bir tane iğnesini nasip etmesin. Bunu yüzde ben söylüyorum zaten. Adam zaten diyor ki gelinimin benim arkasındayım. Benim bak kesiklerim var Allah. Niye? Bak bunların yüzünden. Ne bakın abla sana? Hep evde tartışma, kavgadan bu. Birbirinize bu kadar şey mi şimdi? Bak abla ben can kırıkları. Doğru abla, Elif. Benle değil. Yalan söyleme Elif. Hep Elif. Bir dakika. Bir çay yüzünden. Sen? Evet ben, doğru. Dövdün. Neden? Nasıl dövdün? Ben, dövdün. Elif, nasıl dövdün ya? Ben çalışıyorum. Sana dedim ki Elif bir çay koy da içelim. Olsun. Yok hayır. Yok hayır. Yok hayır. İnat etme Elif, hayır, diyorum sana. Hayır dedim. Ya bir çay ya, koyacağım. Yeğenim var. Yeğenim koyabilir. Benim senin olduğumu biliyorsun. Senin yüzünden, ailemin yüzünden ben doktora çıkmış insanım. Tabii. Ve şu anda 3 aydan beri bak ben 72 miligram mı ne hap kullanıyorum. Kullan Muhammed, ben bak, de kullandırdım seni, fayda etmiyor dedim. Sizin, fayda etmiyor sizin dedim. Yüzünüzden Elif, geçimsizlik yüzünden, ailemden dolayısıyla, babamdan dolayısıyla. Muhammed bir dakika, ona bir şey söyledin. Söyleyin şimdi arkadaşlar, ben bu yayını şimdi takip ederken oldu. Bir dakika, bir bilgi geldi. Bilgi geldi, bilgi geldi. Tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye lütfen, bir dakika. Şimdi bak, bir yandan da şeyler, sizin akrabalar falan da burayı arıyormuş da. Şimdi boşanmazsa ne yapacaksın peki Burcu? Boşanmazsa şimdi bu dava böyle devam eder. Şimdi bu kadın, dava zaten biz avukatlarımızla görüştük, savcılarla da görüştük. Sen gerçekten dedin mi ona? Yani sen böyle boşanmazsan, ben ona söylemedim. Evlilik cüzdanına sarılırsan. Ben ona söylemedim. Birine söyledim, o da ona iletmiş zaten. Ne de, peki ne demişim, bir daha söyler misin? O nüfus evlilik cüzdanına sarılır, ben de eşime sarılırım dedim. Bunun arkasındayım. Bakın biz zaten farkındaysanız sizin her dediğinizi söyledik ya da söylemedik diyoruz. Çünkü biz gerçekten Muhammed de öyle, ben de öyle. Yalanı sevmiyoruz. Ve Muhammed benden, ben de Muhammed'den hiçbir şey saklamıyoruz. Biz telefonlarımız ortadadır, sesleri açıktır. Benim telefonumu yabancı biri aradığında Muhammed çıkar telefonuma. Ve biz bir hafta önce annesi arıyor. Diyor ki Burcu telefonda bir erkeğe buluşuruz dedi. Ya şöyle, senin ailedeki diğer erkeklerle de ilişkin olduğunu iddia etti. Buna bir cevap vermek ister misin? Şimdi bana o zaman abisiyle, diğerleriyle, bana kuzenlerle. Bana o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Kanıt getirsinler. Ben her zaman kanıtı açığımdır. Böyle bir şey yaşadın mı? Hayır, duygusal yaşamadım. Yakınlaşma oldun mu? Hayır, ailenin diğer üyeleriyle. Çünkü senin işlerine gelip herhalde iş yapmışlar, bir şeyler yapmışlar. Evet, madem ki dün dediler ki Ercan'a işte Burcu yürüdü, kabul etmedi. Peki madem ki Ercan bu kadar... Abiden bahsediyoruz bu arada. Ercan evet, abi yani. Madem ki kabul etmemiş, madem ki ben ona yürümüşüm, neden hala daha benim dükkanıma elemanlarını getirip yemek yiyordu? Borcu var, faturası duruyor bende. Onu onun hakkı, davanı aç. Bak Elif ben Hanım şimdi bazı açıyorum. Şeyleri benle ilgili olmayan şeyleri bile öne sürüyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar Muhammed'e sahip çıkıyorsan niye Burcu'nun gözüne bakarak, pardon Elif'in gözüne bakarak konuşmuyorsun? Çünkü Elif sürekli gülüyor. Ne olur? Sürekli gülüyor. Benim psikolojimi bozuyor. Ağlayayım mı senin için?
Benim için ağlamayacaksın. Ağlama zaten. Allah kimseye ağlatmasın Elif. Bak gerçekten ağla. Ben seninle çatışmaya gelmedim buraya. Ben sana ne diyorum? Bak bir bayan olarak hatamı kabul ediyorum. Ama siz de keşke sen bir bayan olarak şu Muhammed'in elinden tutup da o ailesinin içinden keşke çıkıp da kurtarsaydın birazcık. Kendisi bak, birazcık. Dedi. Hayır. Annem demiş benimle ki. Bak, bir şey hayır. Değil. Bak şimdi ben nasıl Muhammed'i buraya çıktım savunuyorsam size karşı, tüm Türkiye'ye karşı sen de birazcık eş olarak da ailenin karşısında Muhammed'i ki. Savunacaktın. Çıkarmadı ki. Hayır. Hayır. Beni çıkarmadı. Çıkartıyor. Nereye çıkarmadım seni? Hiçbir yere. Nereye? Gezmeye gidiyoruz. Gittiğimiz yerden gelirdik. Ne yapacağız? Otur otur. Uşakları hazırlıyorum. Hadi gidelim. Gezdir. İstanbul'a mı gidelim? Elif bir şey söyleyeyim. Ne yiyeceksin? Gezdiriyorsun. Ne yiyeceksin? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey karı koca. Ne yiyeceksin? Şimdi bunlar ne yiyorsa biz de o zaman onunla yerdik. Şimdi sen Muhammed geri dön diyorsun. 80 i̇ster milyon kişi. Bir dakika ister dinle. Dinle konuşma. Dinle. Dinle. Elif'e dinle. Dinle bak yanısını. Şu anda diyorsun ya dünden beri geri dönsün diye. Ben nasıl Bartın'da iş yapacağım Elif? Yaşayamam diyor. Nasıl ekmek yiyeceksin? Muhammed onu yiyeceksin? Şimdi mi anladın? Annem sana benim dedi çocuklarım ki. Ne yiyecek? Sen dedin ki. Ben çıkacağım dedi. Sen gelme. Ya Elif'e bak sana Muhammed şunu ya, söylüyor. Ya bir şey soruyorum bir dakika, sana. Muhammed bir dakika lütfen. Tamam, bir şey söylüyorum. Ya sen gerçekten eğer Muhammed'i seviyorsan Muhammed şunu söylüyor. Annemler babamların dışında başka bir yerde yaşayalım. Olur böyle bir şey söylüyor musun? Abla ben onu. İstemedi ben ki onu, Didem abla onu, istemedi. Bunu, istemedi ki hayır istemedi. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Sen Muhammed'i mi seviyorsun ailesini mi seviyorsun? Didem abla. Bir şey söyleyeceğim. Ben Muhammed'e oturdum bir arkadaş gibi konuştum. Aha yüzü burada. Dedim ki neden Elife ile bu sürece geldiniz? Neden benle bu sürece geldik? Dedim ki ailenden çıkıp da neden Bartın'a yerleşmediniz? Dedi ki Burcu bak ben bir ay Elif'le yaşayamam aynı evde. Tutum yok. Evet herkes biliyor. Ne yok? Tutum. Para tutmuyor. Gidiyor Dilan mesela markete gidiyor. Doğru, tutum yok. Tutum dökme saçma, dökme saçma o biçim değil mi? Evet, 15 seneden beri bir araban vardı o da yandı. O yüzden yeğenimden annemden Moskova'dan bir gelen paraları vardı. Sen alıyordun da telefon ediyordun. Harcarım ya. Ya abimin parasını harcıyorum ya, benim ya derdi, kavga Elif. Ederdi görümcelerimle. Bir dakika bir dakika. Görümcelerimle kavga ederdi. Ben diyor abimin parasını yiyorum, kimse karışamaz. Ama hepsi annem benden verirdi. Parasını istedi geri, ben de tabii. Gönderdim tersine. Evet, biz geri gönderdik. Tabii. O paralı olunca. Doğru, o paralı şimdi olunca. Şimdi Didem Hanım, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir şey daha söylesin, sen söyle sonra ben Elif'e Elif'teki yanlışlık sadece Muhammed bana baskı yaptı, Muhammed bana baskı yaptı. Evet, ne yaptım. Olursa olsun. Milletten çok kıskandı kimse, beni. Kimseye çok baskı. Kıskandı. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok 3 aydan beri Muhammed evinde yok. Doğru mu? Yok. Doğru. Muhammed hiçbir şeyine karışmıyor. Doğru mu? Doğru. Elif sen kendi kafana göre o aile bak tutup da çıkartamadın. Ailenin gene aklına uydun buralara çıktın. Gelirim. Doğru mu? Gelirim. Doğru. O zaman benim ne yapıyoruz biliyor musun? Muhammed benimle kalıyor. Muhammed yanında bitiyordu. Elif bir şey yok. Bak, bir şey söyle. Dinle bak. Elif dinle o zaman. Şey biz ne yapıyoruz biliyor benim musun? Hiç yetişmeye gerek yok. Mahkememizi açtık. Sen gene Muhammed'in ailesiyle beraber yaşa. Yaşayacağım. Sen yaşa ben senin yaşamana bir şey demiyorum. Çünkü sen zaten onlarla evlenmişsin. Onlarla yaşa. Ya onların akıllarıyla devam. Muhammed benim ben yanımda ben onu savunurum her şekilde. Ha. O da beni savunur. Bu burada bitsin. Biz zaten bak ben bugün dükkanımı da kapattım yok ya. Geldim. Onun şeyi bende. Neyi sende? İzin kağıdı. Tamam ya. İzin kağıdı sende dursun. Ben de bunu böyle alır yürü. Güle güle böyle ya. Alır. Güle güle. Çıkarım sen güle de daha fazla konuşursun. Güle güle. Bir dakika ama daha konuşacaklarımız güle güle. Bitmedi. Muhammed, güle güle. Hayır karışmayın lütfen. İzin kağıdı bende. Tamam tamam ama konuşacaklarımız yok, var. Yok bitti. Hayır ama. Fazla uzatmaya gerek yok. Biz hadi güle güle. Açtık. Peki açın. Muhammed ben şunu merak daha ediyorum. Bir dakika Elif'e bir dakika. Bir dakika. Ben şunu merak ediyorum. Nasıl? Benimle evlenir misin mi dedi? Desin ya. Evlenir misin dedi ya. Aa, evlilik çek. Teklif etti ya. Aa. Evlensin ya. Ya. Onun izin kağıdı bende. Ya böyle bir şey yok yani. Duyamadınız ama galiba mikrofon niye çalışmadı ben de onu anlamadım. Bayağı evlenme teklif etse ne olur ki? Allah Allah. Kimse söylemiyor. Bu tüm olanlara rağmen bak şunu söylüyor Muhammed. Diyor ki benimle yani ailesini sen tercih ediyorsun. Ya Didem abla bakmaya mecburum ben de büyütüyorum. Hı? Ben de bakmaya mecburum. Sen hala Muhammed'in geri dönmesini gerçekten istiyor musun? İsterim ama elime düşecek. Eline düşecek. Düşecek. Elime düşecek. Elime düşecek. Yani Allah'ın yüzünü diz çok hadi. Ne diyor? Benimle evlenir misin? Etsin. Etsin. Bana yüzük almaz ona yüzük alırdı.
Osmanlı'mı sattı, iki bilerziğimi sattı. Bana ve şu anki eşime bir zarar gelirse çalışkanlar ailesinden öncelikle... Bir dakika, dur. Bir dakika, ne diyor? Bak, bana ve şu anki Burcu eşim olur kendisi, şu anda eşim. Kim ne dert edersin? Neşe olamaz diyeceğim, böyle bir şey olabilir mi? Herkesin ifade... Peki yani... Hayır Didem abla, yok. Dediler ki... Peki sana şunu söylese, dese ki Muhammed, annemden babamdan ayrılalım. Yani orada Didem yaşamayalım, abla. Dinle bak, ha, orada tamam. Yaşamayalım. Ben de anlatacağım. Bak orada yaşamayalım, alayım ben seni götüreyim başka bir yerde ev tutalım. Beraber yaşayalım dese, dese ne yaparsın? Didem abla demedi ki... Bir dakika, Muhammed bir şey daha söylüyor mu? Yüzüne güvenerek geldim, normalde gelmeyecektim. Hı hı. Onlara da çok teşekkür ediyorum, bütün sunuculara. Didem abla, herkese çok teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Tamam, kapatın Didem abla. Beni dinle. Peki, hadi sen. Bizim evimiz yandı. Bana dedi ki, ben bir karşılıklı çay içtik. Annem dedi ki, ağzını ara bakalım dedi, ne diyecek dedi. Ben dedim ki, Muhammed dedim. Ben dedim, burada beklemeye gerek yok. Bak, üç tane çocuğumuz var dedim. Ben de çalışayım, sen de çalış. Ben dedim, öbür eltilerim gibi dedim, ben de aşağı gideyim. Alalım uşakları dedim. Bana ne dedi? Ayrılalım. Kayınpederden ayrılalım, gidelim. Annem dedi yani. Bakalım ne diyecek dedi. Ha. Ben de dedim ki Muhammed böyle böyle yapalım dedim. Sakin yani, çok sakin konuşuyoruz. Bana ne dedi? Yol böyle gidiyor dedi. Sen gidebilirsin dedi. Annem kaç kere ayırdı. Çünkü Burcu dedi ki ben dedi ailesine karşı Muhammed'i savunuyorum. Sen ailesine karşı onu savunmuyorsun. Ya Didem abla nasıl savunalım? Beyefendi alabilir o miyim? O ayrı. Yani biri yardım edebilir mi? O ayrı. Bir... Getirelim kocasından mi? Ayrı. Ben alayım. Nerede beyefendi? Evet, evet, evet. Lütfen. Muhammed amcayı çağıralım lütfen. Evet. Kocasından ayrı. Hı-hı. Ben söyledim ayrılalım dedim Muhammed. Annem ayrıldı dedi de bu mu ayrılmadı? Evim diyor. Annem dedi ki eşyalarla... Yani sen ayrı bir eve taşınmak istedin. Başka istedim. Bir yere gitmek istedin. Evet istedim. Hı-hı. Ama kendisi istemedi. Yalan kendisi değil. Istemedi. Kendisi geliyorum, istemedi. Geliyorum geliyorum. Ben koluna da girin, ben de yardımcı olayım. Gel, gel Muhammed amcacığım ya. Oraya otur abi. Tamam oraya otur da. Hadi gel. Yok, kızmayacağım. Ha gel gel, ben seni götürüyorum. Gel ya. Tamam mikrofon, bir mikrofonu taksınlar. He. Bir dakika lütfen. Hiç kızmayacağım. Tamam hadi gel canım benim. Yani diyor ki beni diyor babama karşı da hiç diyor savunmuyor diyor. Bak... Hayır, anlatacağım. Ha, anlatacağım. Sakin anlatacağım. O da benim oğlum, hadi, o da gelinim. Hadi gidelim dur. Orada ama kal. Yalan söyleme. Oğlun yalan mı söylüyor? Yalan söyleme ya. O tarafına girer misin ben sen? Ben onun de? Çocuk babasıyım canım. Niye yalan söylüyorsun oğlum? Hı. Ben seni baktım, büyüttüm. Evet. Adam içerisine karıştırdım. Niye yalan söylüyorsun? Sana hepsi yalan mı anlatıldı? Hepsi yalan. Didem abla doldurdu onu. Doldurdu. Burcu mu doldurdu? Tabii. Bu babasına karşı gelmezdi. Vallahi yani canlı yayında senin oğlun Burcu'ya evlilik teklif etti ya. Bu nedir ya? Ederse ne olur ya? Etse ne olur? Evlilik cüzdanı... Her şey evlilik üzerine bitiyor mu ya? Keşke bitse yani de. Ama hukuken evet senin ya, evlisiniz yani. Söyle Muhammed amcacığım, oğlun vazgeçmiyor. Öyle görünüyor. Şu anda Burcu da Burcu diyor. Daha doğrusu sana kızgın. Sen şimdi, evliliklerine abla, çok mu müdahale ettin? Bak dinle, ben doğrusunu söyleyince tabii bana kızar. Hı. Benim de babam vardı. Benim de anam vardı. Bir şey diyor. Dur bakayım bir şey diyor. Bir sesini açın ne arkadaş. Ne yapacaksan hazırım. Anladın mı? Sen nasıl hazırsan ben de hazırım. 3 aydan beri şimdi, ben zaten tetikteyim, anladın mı? Bana bir şey yapma şansın sıfır Ercan Bey. Ben sana buradan bu kadar söylüyorum. Abisine söyledi. Ercan'a seslendi. Söyleyin buyurun Muhammed amca. Muhammed amca ne oldu? Ha, buna diyor ki İşte hayvan yanına iniyor, bilmem ne yapıyor, tamam. Biz köylüyüz, hayvana bakmayınca biz yaşamı yapamayız, bir. İkincisi... Ama bir şey demiyor, baksın ama eve hiç olmazsa geldiğinde kıyafetlerini değiştirsin diyor. Değiştiriyorum, dedim abla. Değiştiriyor, yalan yok, değiştiriyor ya. Benim misafir geliyor abla. Kim olsa ben bunu da yalanlarım mesela. Benim aynı böyle, bir de kadın, aynı böyle. Bak aynı görmüş olduğun gibi. Ha, ben Trabzonluyum, aynı böyle. Elimiz yandı bizim. Madem öyledir, sen o hayvanın edini niye yiyorsun? Sütünü niye yiyorsun? Yağını niye yiyorsun? İki tane dana sattım, verdim sana. Baba şunu ver de işte ben satayım da derdim. İki tane dana verdim. Bir şey söylüyormuş Muhammed de, bir daha kulak verelim arkadaşlar. Bir kuruş değil, iğne de nasip etmesin zaten senden bana. Senden zaten ben bu yaşıma kadar biliyorsun kavgalıyız. Seni ya. Zaten ne ikimiz birbirimizle anlaşamıyoruz. Anladın mı? Yapmışsın o sakallarına güven.
Aştır, Caner'dir, Onur'dur, Çetin'dir, Uğur senin için ümittir. Sana verirsen beraber olduklarını, bir şey yok. Bu sakallarına... Sesini alsanıza Muhammed Bey konuşurken. Evet söyle Muhammed amca, ne dedin? Oğlun diyor ki benim adımı niye Muhammed koydun diyor. Koydunsan başka at koy. Başka at koy. İstediğini koy. Senin oğlun eve döner mi sence? Ha? Oğlun eve döner mi? Dönmek zorunda. Ha, mecbur. Mecbur. Oo. Bu kadın, bak bu kadın böyle deme, bunun mecbur... başını yer. Hayır, oğlun, yani oğlun bir şekilde dönmeye mecbur kalır diyorsun. Mecbur kalacak. Benim bu ayaklarıma kapanmazsa. Didem abla, aynen, onlar için sakatlandı. Benim geldiğimde traktörden düştü. Öyle mi? Tabii, kendisi koştu. Bir araya gidelim, devam edelim. Şimdi ama şeyi çağırayım. İki anneyi çağırayım. Ayşe'yi ve Fatma'yı alabilir miyiz burada? Hatice'nin annesi Ayşe ve Şükür'ün annesi Fatma gelsin lütfen. İki hanım. Buyurun. Allah. Gel Ayşe'cim, gel gel. Bugün çok önemli biri canlı yayında olacak. Ahmet'in kızı canlı yayında olacak Aslı. Bir araya gidelim. Dur burada. Ya da otur karşıda, otur nasıl istersen. Bir araya gideceğiz, hemen hızlıca devam edeceğiz. İzninizle bir ara. Ya çocuğu kaybeden o. İkisi beraber yaptılar. İlk kez ekranda. Şükür Türkan'ın yeni görüntüleri. Görüntüler nerede çekildi? Ya ikisi yaptılar, ikisi! Şükür'ün yanında kimler var? Ahtıda çocuğum yok, kız yok! Olay görüntüler az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, devam ediyoruz canlı yayına. Muhabirlerimi görüyorsunuz. Birazdan kendilerine gideceğiz, arkadaşlarımızla konuşacağız. Şimdi iki tarafta da acayip bir inatlaşma var. Yani tabii arkadaşlarımdan bahsetmiyorum. Yani yönetmen arkadaşım verdi ama inatlaşma dediğim olay, yani Muhammed amca başka bir şey söylüyor. Oğlu Muhammed, ikisi de inanılmaz inatlaşıyorlar birbirleriyle. Benzemiyoruz diyorlar ama bu inatlaşma nereye gidecek merak ediyorum. Şimdi Hatice Nur'u arıyoruz biliyorsunuz. 15 yaşında. Annesi ve ikizi bir odada uyurken 11 çocuklu sözde iki eşli Ahmet Yıldız tarafından kaçırılan Hatice'nin babası Ramazan Bey kızı Ümmü ile beraber, ikiziyle beraber gelsin buraya lütfen. Gelişmeler var, haberler var, aktaracağım sizlere. Gelir misiniz Ramazan Bey? Gel. İkiziyle beraber burada, diğer ikizimi de istiyorum, kızımı evladımı istiyorum diyor. Lütfen oraya otur. Şimdi muhabir arkadaşlarımızı gördünüz. Sevgili Murat önemli bir yerde. Ahmet Yıldız'ın izini sürüyor, kızının izini sürüyor, bize anlatacak. Sonra Yasemin'e gideceğiz. Yasemin'de Şükür Türkan'la ilgili bir gelişme var, onu söyleyecek. Murat, önce sendeyiz. Ahmet Yıldız'ın kızı konuşacak mı? Evet, konuşacak. Hatice'yi kaçıran ve günlerdir kendisinin haber alınamayan Ahmet Bey'in kızı hanım şu an yanımızda. Birazdan babasıyla ilgili iddialara cevap verecek. Peki Ahmet Yıldız'dan sen onun izini sürüyorsun. Şanlıurfa'dasın. Şu anda hala saklanmaya devam ediyorlar. Doğru mu? Evet, doğrudur. Gerek Adana'da gerekse şu an Şanlıurfa'da yaşadığı köydeki araştırmalarımız devam ediyor ama henüz bir iz yok. Kendisi saklanmaya devam ediyor. Ama Adana Emniyeti ve Şanlıurfa Emniyeti de yoğun bir şekilde 15 yaşındaki kız çocuğunu evinden zorla götürüldüğü iddia ediliyor. Öncesinde de taciz ettiği iddia ediliyor. Ahmet Yıldız'ı Türkiye'nin her bir yerinde arıyor. Dolayısıyla ihbarlarınız çok önemli. Yasemin, şimdi Şükür Türkan cinayetinde de bütün Türkiye, herkes artık bu olayın çözülmesini istiyor. Biz de istiyoruz. Fakat burada tıpkı tavşan tepede olduğu gibi bir, yani ağız birliği etmişçesine bir karşılıklı birbirlerine de gözdağı verdikleri iddiaları var. Ama Fatma diyor ki ben onu yapmadım diyor. Mustafa onu suçluyor. Anne baba, yani bir ortada bir sır var da daha çözemedik olayı. Söyler misin? Aslında çok şey ortaya çıktı. En azından şu anda Fatma kızının öldürüldüğünü kabul ediyor. Onu söyleyebiliriz. Sen kimle berabersin? Isparta'dasın. Burada da çok büyük gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mustafa'nın iddialarındaki o isim Mutlu yayınımı olacak ve kendisi hakkındaki tüm iddiaları yanıtlayacak Didem Hanım. Benim çok önemli bir iddia kulağıma geldi. Acayip bir, yani Isparta'da konuşulan bir iddia. Bunu soracağım. Mutlu'ya soracağım. Bakalım ne diyecek, çok merak ediyorum. İzninizle bir araya gidelim. Sonra hemen hızlıca soluksuz devam edelim. Bir ara lütfen.
İkisi beraber yaptılar. İlk kez ekranda Şükür Türkan'ın yeni görüntüleri. Bu görüntüler nerede çekildi? Ya ikisi yaptılar ikisi! Şükür'ün yanında kimler var? Artıda çocuğum yok, kız yok. Olay görüntüler az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet devam ediyoruz. Kaçırıldığında 15 yaşında olan, şu anda 16'sına basan Hatice Nur. Hatice Nur aramaya devam ediyoruz. Sözde iki eşli, 11 çocuğu olan Ahmet Yıldız hakkında arama kararı da var. Türkiye'nin her yerinde aranıyor. Hatice Nur'un ikizi burada, sevgili Ümmü burada, annesi Ayşe ve babası Ramazan burada. Önce Ramazan Bey bize başvurmuştu. Ayşe Hanım beni suçlamayın, hiçbir şeyden haberim yok diyor da. Onlar da herkes de diyor ki nasıl olmaz? Ve sürekli savunmada olması, o fotoğrafları yayınlayınca sürekli savunmada olması biraz bizim Ayşe Hanım'la ilgili kafamızı karıştırıyor. Ama diyor ki benden şüphelenmeyin, benden şüphelenmeyin. Şimdi Ahmet Yıldız'ın kızı sevgili izleyiciler Şanlıurfa'dan canlı yayında karşımda olacak. Şanlıurfa merak mı? Ediyorum. Kim? Ne oldu? Şanlıurfa mı? Evet. Aslı. Aslı İmamoğlu'ndan. İmamoğlu şu anda Şanlıurfa'da. Bir dakika şaşırdı. Sen Aslı'yı tanıyor musun? Evet İmamoğlu'nda evli. Evli İmamoğlu ama şu anda Şanlıurfa'da. Muhabirimiz Şanlıurfa'da. Sen Aslı'yla aran nasıl senin? Niye şaşırdın peki buna? Ya İmamoğlu'nda o. İmamoğlu'nda yaşıyor. Şu anda Şanlıurfa'da. Niye bu kadar çok şaşırdın canım? Ha, orada yaşıyorlar diyor. Ne çabuk gitmiş. Bir şey oldu da bir tedirgin oldu anlamadım. Tedirgin mi oldu? Ne oldu? İyi misin? Yok yani oraya ne zaman gitmiş? Hangi ara gitmiş? Dur bakalım bir öğrenelim hepsini. Tamam. Bir Aslı'yı bir göreyim ben. Aslı merhabalar. Merhaba Didem abla. Sen Adana'da mı yaşıyorsun? Şanlıurfa'da mı yaşıyorsun Aslı? Ben normalde İmamoğlu'nda yaşıyorum. Öyle anneme ziyarete gel dedim buraya. Ha, normalde ziyarete geliyor. Ha, o yüzden çok şaşırdı. Ümmü ile tanışıyor musun? Kaç yaşında kaç yaşındaydın sen? Biz daha yeni çalışıyoruz işte. 7-8 aydır beraber çalıştık. O karşıya zaman bakar mısın lütfen? Karşıya bak. Niye Aslı'yı görünce rahatsız oldun? Rahatsız değil. Sevmiyor musun Aslı'yı? Yani burada yaşamıyorlardı. Anladım. Şanlıurfa'da yaşamıyordu. Bu İmamoğlu'nda yaşıyor. O zaman haklıymışsın. O zaman haklıymışsın. Evet. Peki ikiniz arkadaş mısınız? Aranız nasıl? İkizlerle yok, aran nasıl öyle iş arkadaşı olarak. İş arkadaşı. Öyle iyi değildi yani öyle konuşmuyordum. He. Peki senin baban sözde iki tane eşi varmış. İnsanın bir tane eşi olur Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre. Sen birincisinin kızı mısın, evet, ikincisinin kızı mısın? Birinci abla. Birincinin kızısın. Resmi nikahlı mı annen senin evli? Ha? Evet. Resmi nikahlı evli. Karşıya evet. Bak lütfen. Peki. Evet abla. Şimdi senin baban böyle küçük kızları 15 yaşındaki Hatice'yi istismar etmiş. Arkasından da zorla kaçırıp böyle tarla gezdiriyor. Sen babanla en son ne zaman görüştün? Babamla daha görüşmedim abla. Gittiği günden beri daha görüşmedim. Yani 9 ay önce kaçırdığında Ramazan Bey'in işte Ayşe Hanım'ın kızını kaçırdığından beri görüşmüyor musun babanla? Yok abla görüşmüyorum. Peki Aslı sen o zaman sen İmamoğlu'nda yaşıyorsun. Senin evine girip gidiyorlar mıydı? Evet, Hadi babanın evine çok sık gelip gidiyorlar mıydı? Ayşe, Hatice. Yok abla. Ha? Görüşmüyor muyduk? Yok abla hiç gelmediler benim eve. Yok. Sen evine gelmedin. Sen babanın evine gittiğinde Hatice'yi ve Ümmü'yü babanın evinde sık sık görüyor muydun? Evet abla sürekli bizim evdelerdi zaten. Hiç gitmiyorlardı ki bizim evden. Kim gitmiyordu? Hangisi? Yalan söyledi. Bir dakika. Ayşe abla, Hatice, Ümmü. Yalan söyleme Aslı. Aslı siz de bize gelmiyordunuz. Yalan söyleme Ayşe abla. Aslı. Siz her şeyi biliyorsunuz. Neyi siz her şeyi Aslı? Biliyorsunuz Ayşe abla yalan söylemeyin. Aslı neyi biliyorum sen Aslı? Sen her şeyi biliyorsun Ayşe abla yalan söyleme. Aslı ben neyi biliyorum Aslı? Ben seninle çalışmadım mı Aslı? İşe gitmedik mi Aslı? Aslı neyi biliyorum ben neyi yalan söylüyorum? Aslı tamam. Senin de yuvan var çoluk çocuğun olacak Aslı. Her şeyi biliyorsun Ayşe abla sen. Yalan söyleme Aslı eller ekmek yediniz yalan söyleme ekmeğime bıçak ben yalan söylemiyorum ben doğruları konuşuyorum. Neyi doğruyu konuşuyorsun? Sen de bizim eve gelmedin Aslı ben size abarttım sen de bize doğruyu gelmedin. Doğruyu konuşuyorum sen de. Doğru tamam ben burada... sizin evinize geliyorum sizden kim tamam, geliyordunuz? Tamam burada bir şey var mı bu konuda bir şey var mı?
Sen bize gittin. Tamam, kızlarınızı almasaydın bizim buna. Eve. Beraber çalışmadık Maslı. Niye benim haberim var? Yalan söylüyor. Ablam sen niye yalan söylüyorsun? Senin de yuvan var, çocuk kardeşlerin var. Ben yalan söylemiyorum aşağıda. Doğruları söylüyorum burada. Sen de bize gelmedin mi? Kızım daha bu kadar yalan söylüyorsun Aslı. Sen bize gittin, ben size geldim, gittim. Bundan ben bir suç var mı Aslı? Bu kötü bir şey mi çalışmak? Birbirine varmak kötü bir şey mi Aslı? Senin baban yaptığı iyi bir İnsan şey mi? İnsan 24 bir yerde olmaz ama. Senin baban versin parama yeğenim demiyordu mu? Bana abla demiyordu mu? Doğru söyle. Çalışıyorduk değil mi? Söyle, doğru söyle. Öyleydi. Al, abla demedi mi sen? Yeğenler, bunlar benim yeğenim, bacım demedi mi bana? Aslı ben yalan söylemiyorum Aslı. Ben neden haberim var benim üstüme atıyorsunuz Aslı? Senin baban suçlu Aslı. Her şeyden Aslı. Haberim var Ayşe abla senin. Neden sen de her şeyi biliyorsun, Ümmü de her şeyi biliyor. Aslı benim haberim yok, yalan söyleme. Senin de yuvan var, çorun çocuk olacak Aslı. Sen de Aslı neyi biliyor? Var. Ayşe neyi biliyor neyi Aslı'cığım? Neyi biliyorum abla, bir ben söylesen. Beraber çalıştım. Bir dakika, neyi biliyor? Ayşe abla her şeyi biliyor, o anlatmıyor. Sizden saklıyordur herhalde. Hadi. Yalan söylüyor abla, ben neyi biliyorum Aslı? Bacım sen ne yalan söylüyorsunuz kız? Sizin Allah'ınız yok mu kız? Ben sizinle işe gitmedim, ben neyi yalan söylüyorum? Ne böyle yalan söylüyorsun Aslı? Senin annenle çalışmadım, ben seninle çalışmadım da sen yalan söylüyorsun. Abla ben işe gidiyorum. Tamam, bunlarla beraber çalıştık, ben çalışıp demiyorum. Ya bir kız söylesene, anlatsın mı? Engelliyorsun ya. Engelleme. Engelleme sen de bir anlatsın. Niye yalan söylüyorsun? Bir engelleme canım. Tövbe estağfurullah ya. Yalan söylüyor ya. Neyi yalan söylüyor? Sen bize gittin, ben size geldim. Bu sus mu abla, bu sus mu? Bir dakika, mu? Bir şeyi saklıyor diyor. Bana, ben neyi saklıyorum? Tamam Aslı. Ayşe'nin sakladığı şeyi bana sen söyler misin söylesin lütfen? Söylesin abla, ben annem açık ya bir söylesin. Susarsan abla söyleyecek. Abla sakladığı şeyi ben bilmiyorum ama bilmiyorum. Ayşe her şeyi biliyor. Yani kızının bir dakika. Bir dakika. Bildiğini sen nereden biliyorsun Aslı? Ayşe abla kendisi de dedi, ben de gece saat 3'te dedi, kızım dedi telefonda yakaladım dedi. Bir adam saat 3'te niye arayacak seni Ayşe abla? Güzel soru. Beni nerede, ben neden Aslı'ya bir şey demedim abla, beni kimse 3'te aramadı ya abla. Ya bak sana kız. Soruyu dinle, Aslı bir soruyu bir daha sorar mısın? Lütfen sor Aslı'cığım soruyu bir daha. Ayşe abla her şeyi biliyor, saklıyor, yok diyor, sonra bilmem şöyle böyle demesin ya. Yani gece saat 3'te kızını... O resimleri gönderdim. O resimler zorlam çekilmiş resimler. Ha, o fotoğraflardan bahsediyor. Ha, sen mi gönderdin benim o fotoğrafı? Ondan haberim yok. Ben sana... Aynen. Resimler zorlam çekilmiş dedim abla. Bütün Türkiye izliyor ya. Benim gördüğüm resimler zorla çekilen fotoğraflar değil. Aslı haklı yani o anlamda. Abla ama hayır. Benim haberim yok. Ben sabah zorla bir resim şey değil. Bunları kaldım. Zorla olsa işte o kadar gülmez, o kadar şey yapmaz. Bir dakika dinle. Aslı'yı bir dinle ya. Söyle Aslı, yalan söyleme Aslı. Senin ne çuvan var, çorun çocuğun yani olacak. Yani şunu mu söylüyorsun? Yok, yalan senin söyleme baban... burada doları konuşuyorum. Ha, Aslı'cığım şunu söylüyorsun. Senin baban Ahmet yani Hatice'yi evlerine gelip gittiğinde Hatice'ye ilgilenmeye başladığında annesi Ayşe de bunun farkında mıydı? Söyleyebilir miyim? Söyle. Ama karşıya geç, orada karşıdan konuş. Neyi? Annenin yanına geç. Bırak, yalan söyleme Aslı. Sen ne çorun çocuğun yuvan olacak Aslı. Çocuk. Aslı. Evet, yalan tamam. Yalan söyleme Aslı. Tamam. Bu yana neyini itiraf edecek? Ben yalan söylüyorum. Burada doğruları konuşuyorum. Neyi doğruyu konuşuyorsun Aslı? Beraber çalışmadık mı ablam? Neyi doğruyu söylüyorsun sen? Neyi, ben neyi bileyim ablam? Tamam, beraber çalıştık. Ben çalıştık demiyorum Ayşe ablam. Neyi biliyorsun Aslı? Ben neyi biliyorum Aslı? Neyden haberim var Aslı? Baba benim babam bana bacım dedi, bunlara yeğenim demiyordu mu Aslı? Beraber çalışmadık mı Aslı? Bu suç mu? Sen bizim eve geldin. Ben sizin eve vardım. Bunda bir suç var mı Aslı? Hepimiz daha... Aslı çalışmak ayıp bir şey mi Aslı? Çalışmak demiyor. Diyor ki babamın diyor Hatice'ye diyor ilgi gösterdiğini Ayşe biliyordu diyor. Yok. Abla bak yemin et. Annemin babamın haberi yok diyor. Babanın yok. Babanın yok. Yok. Ne annemin adını, annemin sen adını. Sen her şeyi. Eve bana. Ya yok. Bak, ya kendine diyor. yalan söylüyor. Kırılmış diyor ama kırarsak biz evde oturur muyuz ya? Oturur muyuz ya? Ben tallayıp çalışıyorum, elleri masada durasın nasıl? Aslı neyi yalan söylüyor? Para aldılar diyor bir de ya. Hayır diyor ki o sırada gece 3'te diyor. Ömrü diyor beni zorla arabaya bindiriyorsun diyor. Ya bu zorla kavama sırat verdi senin baba. O gün benim at yedi senin işim vardı diyeceğim abla. Dayadı silah. Kardeşim öldürecekti lan. Yalan söyleme, benim babam öyle bir şey asla yapmaz. Ne yapma senin baban? Yapmadı da Hatice'ye...
kutudu yerinde küfür etme, çocuğu küfür neye kutudu o zaman? Söyle, aşkım, baba başı dedi neye kutudu o zaman? Tamam senin baban namuslu biz deli. Senin baban o zaman neye bunu götürdü baya? Çocuğun yaşında hele kardeşin yaşında kız. Çünkü utanmıyoruz kardeşin yaşında. Onun hatta yeri kurdu o zaman ya. Anne bir susun. Anne bir dakika şunu merak ediyorum ben. Bir dakika dursana. Madem onlar biliyorlardı senin baban neden 15 yaşındaki çocuğu kaçırdı diyor. Neye kutudu o zaman ya? Bir dakika dur tamam. Söyle. Allah. Babanı yaptı. Baban yaptı doğru mu Aslı? Babasının yaptı. Onu demiyorum ben size. Sen de çoruk çocuğu her şey biliyor ama size anlatmıyor. Yani ne biliyorum tamam ben biliyorum burada anlattım. Didem abla anlattım. Hatice'yle kalıç hep anlattım. Benim korkum sen yok. Sen yalan konuşun orada hiçbir şey anlatmıyor. Korktum ben korktum. Kardeşime bir şey benim yok diye kendime bir şey yok diye. Ne korkacağım hayırdır korktum. Ya. Ya anneme babama söyleyemedim korktum ben anneme ya. Babama söyleyemedim ya. Babamın başına bir şey gelir diye. Anneme bir şey yapar diye korktum ben ya. Kardeşimle tek dedi beni kardeşimle. Ama o fotoğraflar diyor sen zorla çekilmemiş. Sen beni bir dinle ömmü. Sen beni bir dinle. Bir dinle bakalım söyle. Dinle Aslı dinle. Bir de valla biz o gün adliye gidiyorduk eşimle beraber. Bir dakika evet bir daha söyle anlamadım Aslı'cığım. Söyle canım bir daha. Dedim ama biz adliye gidiyorduk eşimle beraber. İşimiz vardı adliyede bizim. Tamam. Biz adliyeden çıktık oradan. Ümmü önde oturuyor. Hatta babama sarılmış bir şekilde kolu falan ya sarılmış bir şekilde oturuyor. Hiçbir şey de yapamazsın. Aslı! Aslı! Bir dakika dur ya. Dur. Yalan söyleme. Dur Didem abla. Sen önce bekle. Sen önce sen. Diyorum, sen bir bekle. Bir yerine Bir dakika, birincisi bağırdığın zaman anlaşılmıyor. Bağırdığın zaman haklı olmuyorsun. Tamam mı? Tehdit de kimseye edemezsin. Bağırmadan konuşabilirsin. Dedi ki az önce sana. Adliyede yani adliyeye gitmiş. O sırada Ahmet'in arabasında ön taraftaymışsın. İşte tehdit edilmeden orada kendi rızanla oturuyor. Ya ama neye biliyor bunlar ya? Küfür etmeden konuş, evet, hakaret abla, etmeden öyle. Konuş. O önde oturuyordu. Hiç korkmuş gibi değildi yani. Beni gördüm oydu. Babamdan korkmuyordu diyor. Hiç korkmuş gibi değildi diyor. Ya nerede korkmuyorum yalan ben ya? Nerede hiç korkmuyorlardı bile. Siz ne biliyorsun? Küfür etme, küfür etme. Küfür etme, küfür etme. Anlarız. Çok öfkeli olduğunu görüyorum. Gel çok öfkeli. Ya abla ben kardeşimi özledim. Biliyorum özledim. Yemin ederim çok özledim. Ben onu da olmadan yaşayamam. Bu lafları söylemesen olur mu? Biz olayı bir anlamaya çalışalım. Tamam mı? Bir anlamaya çalışalım. Gel şimdi bir geç bakalım sen. Annenin yanına geç. Geç annenin. Tamam. Karşıdan bir göz göze. Bağırmadan konuş. Söylesem, bağırmadan söyle. O da farklı iddialar bağırmadan söyleyecek. Söyle, annenin yanına otur. Annenin bu yanına otur. Bu kız da yalan söylüyor. Bir dakika. İftira at. Babasının yanına niye gitmiş? Babasını niye savunuyor? Niye savunuyor? Babasının yerini söylesin. Tamam, bir dakika bekleyin lütfen. Bekler misiniz? Aslı. Niye darılara kuruşunca niye öyle diyorsunuz siz? Ne söylemeye çalışıyorsun bize? Şunu mu söylüyorsun? Yani peki baban senin 15 yaşındaki bir kız çocuğuna nasıl yan gözle bakar? Ve nasıl kaçırır onu? Tamam onları konuşalım tamam, bak. Tamam bunlar biz diyor ki ne diyor. Ahmet'ten korkuyoruz diyor falan filan diyor. Anladım onları konuşacağız. Ayşe abla geceleri bizi eve gönderirdi. Bizim evde de kalıyordu hatta geceleri kızlar. Aaa. Ya tabii ki ya kalmadım ya kalmadım. Kendi bizim evden aldı. Kendileri bizim evden nasıl aldı ya. Nasıl kalmadın sen ya? Sen orada gittin mi? Babasının yanına gidip kaldın mı kalmadın yok, mı? Yok. Ya abla yalan söylüyor ya yalan tamam, söylüyor. Ya. Bizim evde kalmadığından yok. Abla. Dur Ayşe söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ayşe. Gittik. Beraber gittik. Babası anası yiyordu. He? Anne mi söyledi? Bana dedi ki bu babası. Aha kendi de var. Aha yüzü yalan söylese. Yok ki babam evdeyken. Abla yok. Hayır. Yalan söylüyordu. Ya abla yok. Biz bir yerde kaldınız. Yalan söyle. İki gün kaldın. Yalan söyle bazı. Ya abla bizim ekmeğimizi suyumuzu içti dedi. Ya benim çayımızı içti. Hayır. Bak, biz bir şey söyleyeceğim. Bağırarak ortalığı karıştıramazsınız. Yalan söyleme. 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 Kalmadın bizim bak, evde ya. Bak ikinize de söylüyorum. Sen kalmadın Maslı. Ben hadi de kalmadınız Maslı. Ben baba sen ya, Ayşe onu demiyor. Bir otursana lütfen. Otur ya bir otur. Aslı neyle suçluyorsun Aslı? Sizin de suçluyorsun. Aslı ben senin kaldığını demiyorum Ayşe abla. Sen de kaldın.
Tamam sen de bizde kaldın Aslı, beraber kaldık. Babam, baban var mıydı? Baban yoktu. Tamam, o zaman. Tamam ben sizde kaldım, ben kalmadım demiyorum. Ya hanımlar. Ama baban kaldı, o zaman baban var benim kaldığımda. Ayşe bir dinler misin? Bir dinler misin? Niye yalan söylüyorsun Aslı? Ayşe dinler misin? Tamam ablam dinleyin, tamam. Aa sesim gitti ya. Abo ben de konuşamıyorum abo. Bir susar mısın lütfen? Anlamaya çalışıyorum. Bak onlar sizde kalmış. Ben anladım. Siz de onlarda kaldınız. Abla yalan söylemiyorum. Tamam peki. Baban senin gidip onlarda kalıyor muydu Aslı? Baban gidip onlarda yatıyor muydu? Nerede abla? Ayşelerin evinde kalıyor muydu yok, baba? Yok ablam orada kalmıyordu hiç. Kalmadı tamam. Ablam. Peki. Yok, ama ikiz abla. Kızlar. Bir dakika ikizler. Anneleriyle beraber. İkizler anneleriyle beraber. Baban evdeyken. Ahmet Yıldız evdeyken. O evde kalıyor muydu kalmıyor muydu? Geliyordu Ayşe abla. Karşıda geldi, Ümmü'de geldi, Hatice geldi, hatta oğlan bile geldi. Ya bir soru sordum, yanıt versin kurban olayım ya. Bir sus ya, da bir cevap versinler. Bir yanıt versin ya. Tamam bir, söylesin ama tamam. Doğruyu söyle. Duymadım, ben duyacağım bu kelimeyi. Bizim ben... ev sahibi orada, ev sahibine sorun o zaman Ayşe abla. Nal gelmiyordun sen ya? Ben geldim, gelmedik değil mi? Siz bize geldiniz ama. Siz çağırıyordunuz, çağırmıyordunuz mu Aslı? Ay ya bir tamam, dakika kurban olayım geldim. Ya. Ya Allah yok, aşkına ya. Çağırmazsak da siz geldiniz. Kızlarıyla beraber Ayşe bir sus bir sorumu sorayım yanıtını almam lazım çok önemli. Ayşe kızlarını da ikiz kızlarını da alıp baban o evdeyken o evde yatıyor muydu uyuyorlar mıydı? O gün Ayşe abla yoktu bir kızlar geliyordu bize abla. Uyudular mı sizde mi kaldılar? Evet kızlar bizde kalıyordu geceleri. Yalan söylüyorsun. Abla ben kendi evimde kaldım. Kendi evimde, kendi evimde. Niye ya Ümmü her akşam derdi ki Ahmet, babama söylerdi ki ne derdi ki Ahmet abi benimle sizde kalayım demiyor adam muydun sen? Adam benim yapmış ben ya korktum. Ya diyor ki Ümmü beni sinirlendirme oturur musun sen yerine? Otur ben yerine. Gitmem abla gitmem ya yalan söylüyorlar kendilerine ablacık Ahmet çalışıyorlar ya. Tamam dur dinleyeceğim ya. Ya sen neye yalan söylüyorsun gelip kalmadın bizim evde ya. Kaldın mı kalmadın mı Ümmü doğru söyle bize. Vallahi kalmadım abla ben ya kalmadım ben onların yerine hiç ya. Beraber kaldık abla babası ya anne, yoktu yok. Sen yok musun gitmişler. Babası yok babaları evet. Yoktu babaları. Babası dedi ki anam aradı dedi ki kızlarım yanında kalın dedi kızlarım korkar dedi. Kalmadım kaldım. Babam neredeydi o sırada babam bizi yalnız bırakmazdı. Vay yalan söylüyorsunuz vay. Ya Ümmü sadece değil babam arkadaşlar. Babam evdeyken de kalıyordu ya. Bak, siz... anlamıyorlar doğru manşet atamıyorlar dedi diyor dedi ki ikiz kızlar ya hem Ümmü hem de şu anda kalmadı, Allah, Hatice ya onların evinde kurban olayım cümlemi bitireyim ya ya Allah aşkına ya diyorlarmış hem Hatice hem Ümmü Ahmet'in evinde kalıyormuş nerede ha? Kaldılar da evet öyle diyor doğru ha. Mu anladım Aslı? Evet abla Ümmü her gün gelir bizde kalırdı. Haftada bir illa kalırdı o bizde. Oo Ümmü. Ya kalmadım kalmadım ben. Ne gülüyorsun yalan söylüyorsun. Ne gülüyorsun ya. Ablayın kalmadım evinde onun yanında. Hatice gelmedi mi Ümmü. Ümmü sen Hatice gelmedi mi Ümmü her gün gelirdi bize. Hatice'm kalmadı ablam Ümmü kalmadı yalan söylüyorsun. Beraber kaldık kız Aslı niye yalan söylüyorsun güle güle bir de gülüyorsun Aslı. Hatice'm kalmadı mı Ümmü kalıyordu Ayşe abla sen niye yalan söylüyorsun. Ablam neden yalan söylüyorsun ablam ekmek yedin elimden kız neden yalan söylüyorsunuz kız. Yani peki gece saat 3'te senin baban... Yok yalan söylemiyorum Ayşe abla doğrular söylüyorum burada. Vallahi Aslı sana ne diyeyim Aslı. Yani... Niye Aslı bunları yalan söylesin? Ben kalmadım abla bir kere kalmadım. Kendi niye? Babası yok beni abla. Dinle, beni dinle duy beni bak ben... Hı. Ben ben seni neden? Demiyorum Ayşe abla ben Ümmü'yü diyorum. Ümmü diyor ya ben ondan korkuyorum falan filan diyor ya. He onu söylüyor yalan benim diyor. Benim üstüme Ümmü her günümüzde kalırdı. Ben var ya yemin ederim bak ben burada her konuş. Şeyi açıkladım. Açıklarım da korkum yok yok. Ben sizin evinizde kalmadım. Açıkla. Annemle açıkla beraber kaldım. Doğrular. Annemle niye yalan kaldım. Annemle orada sen? Kaldım. Annemle kaldım. Ne yalan söylüyorsun ya? Bizde kalmıyor muydun? Ya sen niye yalan söylüyorsun? Ne yalan kız? Bir dakika, ben arası değil miyim? Nerede her gün kalıyor? Aslı peki, neden Ümmücüğüm, yalan söylüyorsun? Ya Ayşe bir dakika ya bağırma. Vallahi kulaklarım gitti ya. Ümmü bana şunu söyler misin kızım? Sen annenle beraber orada kaldığında Hatice de sizle beraber kalıyor muydu? Ya abla. Soruma bak, yanıt ver soruma yanıt ver. Hatice kardeşim erkek kardeşim onlar hep beraberdik ya. Bunlar. Peki Ahmet de o evde miydi? Şunu... Yok abla onlar Urfa'ya gitti. Urfa'ya gitti ya. Öyle demiyor işte. Ya ikisi de şunu aslında şunu söylemeye çalışıyorsun kısaca. Olay bu noktaya geldiyse benim babam yani babam hata işlemiştir. Doğru mu anlıyorum? O yerine otur. Babam hata işlemiştir. Bunu kabul ediyorsun ama bu noktaya geldiyse suçlu Ayşe ve kızları mı diyorsun? Evet abla.
Ama suçluysa mevcut üstünden abla. Dedi polis çağır ben misin? Ben suçluysam gelsin polis kursun ben buradan. Suçlu değilim ben. Çıksın mafese kameraları ya. Çıksın mafese kamerası. Yok mu bu suçlu polis? Canını yalan söyleme. Çıksın ya. Çıksın mafese kamerasını. Ben suçluyum, çıksınlar. Al kutsun polis beni buradan. Çıksınlar. İmam orada kameram yok sanki. Al kutsun beni. Benim suçum yok. Ben sizin yerinize kaldıysam annemle kaldım. Annem de vardı. Kardeşlerim de vardı. Ben kardeşimi bağladım erkek kardeşimi. Bak. O da vardı yanımızda. Ya siz bize gelip kalmadınız sen mı ya? Sen hiç kalmamadınız mı? Ben bunu mu söylüyorsun sen ya? Nasıl peki, kalmadın bir sen ya? Şunu mu söylüyorsun? Şunu mu söylüyorsun? Yani o gece, yani 9 ay önce senin baban 15 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırıyor ve çok büyük bir suç işliyor Aslı. O gece yani şunu mu diyorsun? Bir dakika, batın, bir dakika, değil. Bir saniye. Şunu mu söylüyorsun? O gece aslında Ümmü ve annesi kendi elleriyle mi kız kardeşini ve çocuğunu senin babana teslim ettiler? Öyle mi? Evet abla. Wow. Evet. Vay, yalan söylüyor. Yalan söyleme. Aslı yalan söyleme. Benim vay, Aslı yalan Ayşe söyleme. Abla, annen konuşuyor. Annen konuşuyor bir bekle. Aslı yalan söyleme bunu sen Aslı. Ben neden kızım elimine verdim Aslı? Niye yalan söylüyorsun Aslı? Yalan söylemiyorum. Aslı? Doğruları söylüyorum burada. Niye doğruyu söylüyorsun Aslı? Neyi doğruyu söylüyorsun? Ya abla ben bak kendi bacımı öz. Öz bacımı verir miyim ben ya? Otur yerine. Bir dakika otur yerine. Çünkü şey bak şu kimliği de al. Peki diyelim o ki yalan söylüyor. Neden? Bunu vermem diyor. Ümmü ben veremeyim mi abla? Ben veremeyim ya. Ya ne olur bir bağırma kurban olayım ya. Allah'ını seversen anlamıyorum ama bağırınca haklı olmuyorsun. Bağırınca haksız oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bağırmayacağım. Tamam. Sizin bağırmanız tamam. Sizin haklı olduğu anlamına gelmez. Çok yazıklar bağırırsa olsun. Benim midem bulanır. Tamam mı? Derim ki bu kadar çok bağırıyorlarsa doğru bir açıkları söyledim. Var demektir. Doğru söyledin. Sakin. Tamam. Tamam. Sakin Ümmü sakin. Tamam. Bana şunu söyler misin? Yalan söyleyebilirim. Peki yani eğer bu soru soruyoruz. Ayşe kendi kızını verdiyse bunun karşılığında senin babandan Ahmet'ten bir para aldı mı? Yok abla almadı bilmiyorum onu. Ama o gece diyorsun böyle elini para kolun. Para almamıştı. Bana elini vermezdi. Ha, vermez senin baban. Senin babanın çok parası var mı? Ya Ayşe abla kızın her şey, ne yaptığını her şeyi biliyordu o zaten. Vay Aslı yalan söyleme. Peki Aslı. Nereye Ayşe gittin, özür dilerim. Sürekli Aslı, telefon onlarda zaten sen niye telefon sürekli 24 saat onlarda değil miydi? Bir dakika Aslı'cığım peki neden Ayşe Hanım bunlara göz yumsun? Neden göz yumdu diyorsun? Neden göz yumdu? Ben neden göz yumayım ya? Bir dakika ben bilmiyorum Ayşe. Ay ter bastı valla. Söyle neden göz yumdu? Ya Ayşe Hanım mı neden buna göz yumdu? Bana söyle bakayım. Bilmiyorum abla her şeyi biliyor bilmiyorum artık. Nasıl o, her şeyi biliyor? Yalan söylüyor bir de gülüyor yalan söylüyor. Gülmüyor ki ya niye gülsün? Nasıl gülsün? Ben yalan söylemiyorum. Niye yalan söyleyeyim ki ben burada? Bir sesçi arkadaş bir gelsin arkadaş şu kablolar mablolar. Eski arkadaş gelsin eski sesçi arkadaş gelsin. Eski arkadaş gelsin. Şunu çıkartsın bana. Valla fenalık geldi bağırmaktan yani. Ter bastı yani. Şunu çıkarsanız da yeleği çıkartacağım. Çıkartın lütfen. Şunu çıkartın lütfen. Çıkar. Bir dakika çıkart. Bana şunu söyler misin ya? Şunu bana söyler misin? Ben mi söyleyeyim adam? Aslı peki sen bildiğin her şeyi bir anlatır mısın? Bildiğin her şeyi bir anlat. İşte abla orada diyorlar ya biz bilmem silah kafamıza dayamışlar ne yapmışlar. Ha. Yalan söylüyorlar. Babam silahı asla çıkartmaz da şey etmez yani. Silah, baban diyor silah, baban on, ya bir şey 15 yaşındaki bir kız çocuğunun rızası aranmaz ki. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun rızası olmaz. Peki senin baban şey yapıyormuş, kızların fotoğraflarını çekiyormuş, tamam mı? Hatta şeyde hangi kızların fotoğraflarını çekiyormuş, bunu kim ben, diyor ya? Ben söyleyeyim, bunu bize Ümmü anlattı. Kızların fotoğraflarını, uygunsuz küçük yaştaki kızların fotoğraflarını çekiyormuş. Arkasından da bunu yatak odasındaki dolaba... O resimleri Ümmü bana bir göndersin ya. Yatak odasındaki dolaba da asıyormuş. Arkadaşlar sesçinin gelmesine niye izin vermiyorsunuz bakayım? Ya yalan söylüyor, ya, hangi yatak odasını alacağım? Biz şu adıkta yaşam yok mu ya? Niye baba sana o fotoğrafları gösterdiler mi? Kim sana abla gösterdi? Abla bak kendi bacısı gösterdi bana bunu. Kendi bacısı gösterdi. Kendi karşısı dedi ki bak abla kendi karşısı bana ne dedi biliyor musun? Yalan söylemiyorum sen benim bacıma ne derdin? Benim... Ben senin babanı seviyorum falan filan demiyor muydun ya? Hı. Ya ben senin neden babanı seviyorum ya? Ne yalan söylüyorsun sen ya? Yalan söyleme kardeşim hep böyle derdin sen benim. Ne dedi anlamadım. Sen niye bağırıyorsun ben onu anlamıyorum ya. Senin babana ne dedi? Bir daha söyle. Kulaklığı düzelt. Lütfen sen düzeltir misin?
Her sabah arabayı kendi isteğiyle binerdi. Akşam her şey kendi gezdiriyormuş. Ya abla bak yemin ederim. Ya abla ya? İftira atıyor yemin ederim. Kendi isteğiyle, kendi isteğiyle biniyor abla. Sana yemin biner, ederim kendi biner isteğiyle biniyordu. Ya babamdan bak, bile büyük bir adam. Kendi isteğiyle biniyordu ya, yemin arabaya. Ederim babamdan da büyük ya. Sen o arabaya kendi, ya bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi sonuçta bunu, şunu belirtelim. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kendi rızasıyla binme meselesini onayladığımız anlamına gelmiyor. Hukuken zaten bu mümkün değil ama şunu söylemeye çalışıyor. Ya abla orada ortamda hiç mi millet yok, hiç mi karışan yok, hiç mi şeyden yok ya? Diyorsun? Neden nasıl yardım? Zorla bindiriyor? Yani neden yardım istemedi diyor? Ya yani abla bak yemin ederim bak kardeşimin, koskocaman imam benim, oldu şehir yani. Kardeşimin bu boğazına böyle tuttu, bu tuttu silah kafasına tepesinde. Bir defa mı yaptı? Kaç defa yaptı bunu? Abla binlerce ya. Bu 3 ay sebe, 3 ay sebe, 3 aydan da peşimizde. Ya Ümmü bir şey söyle. Böyle bir şey asla yapmaz. Ya Ümmü gözünü seveyim. Bu adam binlerce defa bunu yaptıysa, adam sana silahla alıyor götürüyor bilmem ne yapıyor. Senin aslan gibi baban var. Babana niye söylemiyorsun kızım? Ya abla korktum anneme anne, babama canım bir şey yapar diye. Vallahi korktum yemin ederim. Kardeşim eve gel. Ya neyden korkuyorsun söyleyecektin o zaman. Bu duruma düşmeyecektin ya, bir şey yapmam bir yere söyler bir basına bir şey bir şey söyler diye korktum. Ne oldu şimdi? Kardeşin yok, ne yapacağız? Kardeşin yok. Ya abla bize söylerdin, yemin ederim bize söylerdin. Böyle olacağını bilirim, söylerdim ben ya. Dedim gider dedim, uzaklaşır bizden dedim, kurtuluruz dedim abla ya. Peki o zaman adamın evine niye gidip yatıyorsun? Bu kadar korktuğun adamın evine annenle beraber niye gidiyorsun? Ya abla evde kendileri yoktu, babası olmasa bile, olmasa bile, olmasa bile, ya sen yerine bir oturur musun lütfen? Olmasa bile korktuğun bir adamın evine öyle ya da böyle, adamın evine gitmemen lazım. Anneni de alıp gidiyorsun Ümmü, neden? Neden abla kızım? Çağırıyorlardı bize gelin abla diyorlardı çağırıyorlardı biz onlar da bize geliyordu gitmeye kızım dedim. Vallahi bir şey anne, söyleyeyim gitme, mi? Gidek diyordu abla vallahi ben Ramazan vallahi haklıymış. Gidek diyordu ya. Ramazan haklıymış yani. Peki Aslı bana şunu söyler misin o kaçırma olayından senin haberin var mı? Yani sen babanın çocuğu yani çocuk çünkü 15 yaşında o zaman kaçırdığından haberin var mıydı kaçıracağından? Hiç duydunuz mu bunu baban evet etrafına söyledi mi? Yok abla. Söylemedi. Yok abla. Peki kaçırdıktan neden, sonra... Peki ha, neden diyor hazırlık yapmış? Hazırlık mı yapmış? Annelerini neden Urfa'ya taşımış? Bütün kardeşlerini, evi neden 15 gün önce tamam, adamaya taşıdı? Tamam biz de bu olay için sürekli kavga ederdik, tartışırdık Ramazan abi. He. Niye tartışırdık? Biz evi götürdük. Ha, evet. He. Çünkü kızların durmuyordu babamdan, rahat durmuyor. Ana, evet. Şey, arabanın anahtarını da almış. Ya yalan söyle. Beni kaçırmasan falan demiş. Senin kızın öyle demiş. Anahtarı... Söylemez. Ben bir şey rica edebilir miyim? Önce rejiye bir şey söylemek istiyorum. Madem kakofoni oluyorsa Aslı'nın bir sesini kapatın. Siz oradan bir müdahale edin ki Ayşe Hanım'ın sesi burada bir açık olsun. Ayşe Hanım sesini anlatsın. Siz oradan müdahale eder misiniz arkadaşlar? Çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Çünkü üst üste biniyor ya sesler. Benim ikazlarımı dinlemiyorlar ya. Siz yapar mısınız oradan? Bir zahmet olacak lütfen. He söyle Ayşe'cim şimdi. Söyleyeyim abla bak. Onun haberi o yalan söylüyor. Bak beraber çalışıyorduk işte sağlık dikiyorduk. Bana bu gel ben bunları çağırmadım işe. Biz kendimiz çağırdık. Mahallemizle çalıştık. Ha. Dedi ki beni niye çağırmadınız? Ben dedim adamlar istemedi abi dedim. Bak işe dedim. Sizi istemez. Çocukları istemedi dedim. Ondan sonra biz onu çağırdık hani fabrik işinde geldi. Dedi ki ben malzememi götüreceğim dedi. Malzemesini götürmüş yüklen. Biz de akşam eve vardık. Kapının orada biz bu sokakta. Neyi bak, anlatıyorsun Ayşe neyi anlatıyorsun? Dur sen dur. Bu yalan söylüyor. Babası hepsini toplamış. Nereye gidiyorsunuz abi dedim. Biz de Urfa'ya gidiyoruz dedi. Geri geleceğiniz mi dedi. Gelecek abla dedi. Çalışacak ben dedi. Sana bir şey göstereceğim. Yalan söylüyor. Tamam, ben sana bir şey göstereceğim. He. Tamam Aslı bir dursun. Niye? Şu gel yanıma gel. Veririm abla gel sakladığım tamam, yok. Tamam gel bana. Abla, sakladığım tamam yok. Şimdi bekle yanıma. Benim suçum yok. Tamam, gel Ümmü sen yanıma gel. Gel Ümmü kızım. Konuşsun şu fotoğrafları abla teker teker verir misin? Bir tane bir nolu fotoğraf. Gel yanıma As. Ya Ümmü yanıma gel böyle. Aslı'yı alın oradan. Fotoğrafı verin arkadaşlar. Verin bir tane fotoğrafı verin. Ümmü'nün beraber fotoğrafını verin. Tamam şimdi. Tek bir fotoğraf verin arkadaşlar. Bir tanesini diğerini. Ya hayır diğeri. Diğeri bir zahmet diğeri. Yani Ümmü'nün beraber. Bunun aslında bu fotoğraf şimdi sen bana bu fotoğrafın bak o fotoğrafa. Söylesin Ümmü benim haberim yok. Bir dakika bir saniye bir saniye. Tamam. Şimdi bu fotoğraf zorla mı çekildi? Bana doğru. Şimdi burada senin adam senin başına silah dayamıyor. Ya abla siyasetten orada dayanmıyor ki resimle dayanmıyor resimle dayanmıyor zaten abla. Bağırmadan konuşur musun? Neden resimle dayanmıyor bak. Bağırmadan konuşur resim musun? Bak. Bağırmadan konuşur musun? Bağırmadan neden resimle, konuşur musun? Resimle neden öyle dayanmıyor zaten? Sen resimden buradan... sonra resimden sonra ya. Tamam bir dakika. Önce fotoğraf çek. Peki burada siz neredesiniz kızım? Ya abla okul. Okulumuzun yolu ya. Okulumuzun yolundan da geliyordu ya. Tamam. Şimdi burada adamın bu bir de fotoğrafı aslında böyle ayaklarını falan da görseydik anlayacağız yani. Şimdi
Bir öyle de verir misiniz fotoğrafı arkadaşlar ya? Ya ha, bana şunu söyler misin? Şimdi o sırada adamın üzerinde bak bakayım silah var mı ben görmüyorum. Arka tarafta abla cebinde pantolonunu şurası ya şurası ya. Vallahi şurasında ya. Hı. Bu fotoğraf zorla çekilmiş bir fotoğraf. Arkadaşlar bu fotoğrafı bir de ekrana da verir misiniz biz konuşurken? Sadece led değil. Lütfen ekrana da zahmet olacak. Bir verir misiniz lütfen fotoğrafı? Bir ekrana full görün. Bizi stüdyoyu görmeyin. Fotoğrafı bir görür müsünüz lütfen? Ekrana. Heh, anlaşıldı. Ah şükürler olsun anlaşabiliyoruz. Bak şimdi bak bir şey söyleyeyim. Şimdi özür dilerim ama sende de çanta var. Ahmet'te de çanta var. Şimdi senin babandan daha da büyük bildiğim kadarıyla. Ondan Ramazan kaç yaşındasın? Bilmiyorum vallahi. Kaçlısınız? Kaç yaşındasın sen? Ben 77'liyim. Tamam. Yani senden büyük. 55 yaşında çünkü. Şimdi bakar mısın bu adama? Bu fotoğrafın bu neresi? Ramazan çocukların okulunun olduğu yer mi? Okul yolu diyor. Ben tam çıkaramadım buradan. Tamam, full görün. Ekranda full görün. Full görün. Full fotoğrafı ekranda full görün. Ha. Bu fotoğraf zorla mı çekildi kızım? Abla bak yemin ederim bak şu göstereceğim artık yeter vallahi ha. Göster. Şu resim var ya şu resim arkasında silah var silah yemin ederim silah var silah. Ya bu silah ya bu adamın polis kimliği var bu adamın her kimliği var ya. Seni ben korkuttu. Ya söyler miyim ben geç kızım ya söyler miyim ya. Seni korkuttu yani. Korkuttu abla vallahi ya. Peki diğer fotoğrafı verin. Diğer fotoğrafı verin arkadaşlar. Diğer fotoğrafı verin. Peki şimdi bu burada neredesin kızım? Gel ben... yanıma gel. Ekrana bir full verin fotoğrafı. Bir fotoğrafı ekranı full verir misiniz? Hadi full verin arkadaşlar bu fotoğrafı ekrana. Bir full verin bir izleyicilerim görsün istiyorum. Bu fotoğraf zorla çekildi mi kızım? Heh. Anlatayım bak. Burada abla, neredesin? Burada evdeyiz. Evdeyiz. O gün evdeyiz. Hatice. Bu fotoğraf çekildiğinde siz neredesiniz? Evdeydik. Telefon açtı. Annem gel o gün. Annem o gün cenazeye gitti. Evim öldü. Yani ya onu boş ver bana. Ya. Cenazeye gitti. Telefon evde. Bir şey olursa arayın. Bu telefonu 15 kere arıyor. 15 kere. Kapatıyorum arıyor. Sonunu açtım. Ne istiyorsun? Sen bana dedim. Ne istiyorsun? İtirazlık dedim. Aşağı gelin dedi. Gelmezseniz de ben geleceğim yukarı dedi. Bizi aşağı indim. Bağırma ne olur bu niye bağırıyorsun ya? Ümmü bu resim evin önünde değil abla bak. Ya ev bunu destek. Bu konuşma Ümmü. Bu evin önünde o karo siyah. O karo evin önünde değil. Ya ne karo siyah siyah değil ne? Bir de abla ben hiç bak ben sabah bunları tebrik kaldırıyorum. Ederim. Bak, ederim. Ben adı da kaldırıyorum. İşe, bunları okula gönderiyorum. Haçtan anne çay koyayım yok. Ben işe gidiyorum. Bunları okula salıyorum. Ben eve geliyorum. Ben o evden geldim daha evde yoklar. Bu evin önünde değil abla. Tebrik ederim. Heh, ben yalan söylediğim bana yok. Misin? Ya abla evden evi değil. Evin önünde değil. Kendi başına gelmiş. Bir insan evin önünde alır mı? Bir insan evin önünde alır mı? Orada millet bak. Bu benim evim önünde değil. Niye bağırıyorsun ya? Neden bağırıyorsun? Bu benim evim önünde değil. Bağırmadan konuş. Bu resimleri de çekin. Bir de bana evim önünde değil. Bekle bir saniye bize bir söyle. Dön o fotoğrafa bak. Orası neresi bana söyle. Ama sizin evin önünde. Bir insan evin önünde çeker mi? Çekemez. Tamam sen bana sorularımı yetirir misin? Orası, bir dakika karışma lütfen. Elimizin önü değil orası. Kızım burası. Bir dakika ne olur rica ediyorum. Bakar mısın bu fotoğraf nerede çekildi? Bana ya sorayım. Abla bizi aldı. Ben vallahi bilmem. Orayı daha iyi hayatımda ne? Ben bir şey söyleyeceğim. Sen bu fotoğraf adam sana böyle sarılmış. Ya zor. Abla gece, bak yemin ederim. Zorla. Tamam. Bir zorla bana şunu söyle. Gece fotoğraf çekilmiş. Fotoğraf büyüdürseniz ben yeri ayıkırım. Diyelim ki zorla. Peki sen burada sizi nereye bir mekana mı götürdü? Mekan değil ya bizim o. Nereye götürdü adam bilmiyorum sizi? Abla bak oraya daha görmedim. Bağırma. Ben seni anlıyorum. Ben sana da inanmak istiyorum. Adam seni nereye götürdü? Ya abla bilmiyorum. Bak arka park tarafta. Park gibi bir yerdi. Park değil burası. Sanki bir eğlence mekanının önü. Yok abla hayır. Ben öyle. Bizim orada zaten pavyon bar falan yok. Park değil burası. Şehir ya. Burası park küçük değil. İlçe. Yok bizim orada öyle bir yer yok. Yok ki ya bar falan yok ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen böyle adamla beraber dışarı çıktın ya. Annene ne söylüyordun? Ya annem bugün evde yoktu ama biliyorum bak telefonu tamam, arıyor. Bir şey. 15 kere annen telefonu. Nerede? Gece annen nerede? Annem cenazeye gittiler cenaze. İşten geldik saat 4 mü 5 hangi mi? Hangi cenaze? Cenaze mi var ya? 4 mü 5 mi? Kızı kaçırdığında da annen cenazeden dönmüş. Yok hastaneden geldim ablam o zaman yalan söyledim. Peki burada kimin cenazesindeydi annen? Ha söyle bakayım annen hatırlayacağını. Kardeşim öldü. Kardeşin cenazesine gitti. Allah rahmet eylesin. Sağ ol ablam Allah razı olsun. Peki kardeşindeyken yani cenazeye gittiğinde dayın vefat ediyor senin. Evet. Tamam.
Sen niye annene gitmedin? Dayın vefat etmiş. Ya işten geldik. Okula üstümüz... gidiyorlar da diye götürmedim ablam. Peki. Üstümüz bastı, pislik bastı. Okuldan sizin telefonunuz yok. Götürmedim annen, okula. Seni anne, bir dakika, annen hangi telefondan seni aradı? Ya telefon evdeydi, evde götürmedi. Bir şey olur. Telefonu başını... eve bırakmadım, böyle gittim. Peki, tamam peki. Senin adam burada, alo ne dedi? Ya telefonu açıyor, diyor, 15 kere çağırıyor, ben arıyor kapatıyorum. Sonunda açtım, sen bize ne istiyorsun? Bak kardeşim de yanındaydı, kaybolan Hatice de yanındaydı. Ya Hatice zaten böyle şu hüngür hüngür ağlıyordu. O zaman gelme, ben aşağı indim, sen bize ne istiyorsun dedim, arabaya koydu. Yani tamam. Arabaya attı, koydu. Benim... Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak yerine otur, yerine otur, yerine otur. Ayşe sen de yerine otur. Bağırmayın ki ben bak bütün sizi hatalarınız olmuş suçlamıyoruz ama. Bak suçlamıyoruz. Ve bizim amacımız zaten Hatice'ye ulaşmak. Doğru tamam mı? Canım. Şimdi Ahmet'in kimi olsun. Arkadaşlar? Kardeşi. İsmini öğrenebilir miyim? Doğru söylemiyorum. Süleyman doğru Bey olmuş. Telefon hattında. Süleyman doğru Bey bir sakin olun soracağım biliyorlar mı bilmiyorum. Süleyman Bey merhabalar. Doğru olmuş. Merhabalar Didem Hanım. Şu an sizi izliyorum. Evet ben de sizi duyuyorum. Televizyon sesi açıksa kısarsanız eko yapmaz. Sağlıklı iletişim kurarız. Ben kıstım şu an. Teşekkür ederim Süleyman Bey. Süleyman Bey Ahmet Yıldız'ın kardeşi misiniz? Hayır Ahmet Yıldız'ın değil. Kimin? Ramazan Yıldız'ın kardeşiyim. Ben ufak kardeşim. Ha, Ramazan derken bizim... Ben de Ramazan Bey'in kardeşi. Yayındaki Ramazan Yıldız'ın. Anladım. Peki. Bizimkiler o zaman yanlış anladılar herhalde. Şimdi, evet. Evet. Peki bana şunu söyler misiniz? Siz kimin yalan söyle, birinin yalan söylediğini düşünüyorsunuz? Evet yalan söylüyorum. Şu andaki o Ahmet'in kızı var ya Urfa'dan canlı yayına bağlandı ya şu an konuşuyorsunuz. Ne? Siz nerede yaşıyorsunuz Süleyman Bey? Ben şu an Adana'da yaşıyorum. Adana'da yaşıyorsunuz. Ben de İmamoğlu'nda oturuyordum. Doğdum, büyüdüm siz İmamoğlu'ya. Siz Ahmet'i tanıyor musunuz, Ahmet Yıldız'ı? Ahmet Yıldız'ı abim çok iyi tanır. Hayır, sen tanıyor musun Süleyman? Ben tanımıyorum. Bu da ilk defa gördüm televizyonda. Tamam şöyle yapalım. Sen arkadaşların bilgileri senden alsın. Çünkü bana dediler ki Ahmet'in kardeşi. Ahmet'in eve bir yanlış anlaşılma olmuş. Ramazan buradayken zaten birinci ağız var. Ama destek vermişsin anladığım kadarıyla. Sesini duymuş olduk, tanışmış olduk. Ama ben şu anda aslında Ahmet Yıldız'ın şeyleriyle, kardeşleriyle konuşmak istiyorum. Onlar şu anda kendilerini kapatıyorlar. Aslı bana şunu söyler misin? Peki şu anda baban tarla gezdiriyor. 16 yaşındaki bir kız çocuğunu. Duyuyor musun Aslı'cığım? Duyuyor musun Aslı? Evet baba duyuyor. Tamam peki tatlım. Şimdi annesi hatalar yapmış olabilir. Ümmü hatalar yapmış olabilir. Onlar hatalar yaptı. Yani 55 yaşındaki bir adamı kandıracak halleri yok. Doğru mu kızım? Evet. Tamam. Şimdi... İkisi de hata yaptı diyelim. Sizin evinize geldiler gittiler. Baban niye kendi iradesine sahip çıkmadı da 15 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ediyor onların iddiasına göre. Ve kız çocuğunu 15 yaşında, olay işlendiğinde 15 yaşında. Hiçbir şekilde rıza, hiçbir şekilde aranmaz. Neden kaçırıyor böyle tarla orada burada çalıştırıyor senin baban? Ve hamile olduğu iddiası da var. Söyler misin Aslı'cığım? Hamile olduğunu bilmiyorum. Haberim yok da abla bilmiyorum. Amcan söyledi bize. Hamile mi? Sen de dün hamile olduğunu duydum dedim bize. Bilmiyorum abla haberim yok. Biz hiç konuşmadığımız için haberimiz yok. Dün ama bizim yayınlarda mı hamile olduğu iddiasını biz gündeme getirince bizim yayınlardan mı öğrendi? Evet abla. Sen babana kızgın değil misin peki? Tabii ki de kızgınım ama öyle bir şey yaptı. Doğru değil de bilmiyorum artık. Bu arada işte. Annen ama senin. Annen böyle senin, bir hata yaptığını biz de bilmiyor. Annen senin yani senin annen Hatice'nin hamile olduğunu biliyormuş. Evet. Sen nasıl bilmiyorsun? Annem nereden bilsin ki annem de görüşmediği için annem de bilmiyor. Hı. Hayır şöyle biz annenle konuştuk. Bizim muhabirimiz Abdullah Deniz kendisiyle konuştu. Murat'tan önce Abdullah oradaydı. Ve annenle konuştular. Annen şu anda hamile. Hatice için hamile olduğunu söyledi. Annem biliyorsa sen... Televizyondan öğrenmiştir oğlum çünkü biz hiç görüşmediğimiz hayır, için. Hayır 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 televizyonda biz onu televizyonda söylemedik. Biz onu annenden duyduk. Annenden duyunca da biz ekranlarda ondan sonra dile getirdik. Hayır kızım. Biz onu annenden duyduktan sonra bu iddiayı öyle gündeme getirdik. Yok biz... abla annem de bilmiyor. Hayır annen hatta kayıtlarda da var. Biz kendisiyle röportaj yaptığımız sırada da kayıtlarda annenin ses kaydı da var.
bekleyen annen Hatice'nin hamile olduğunu annem bize söyledi. Biz de o yüzden ekranda öyle söyledik. Annem nereden bilsin ki? Annem görüşmediği için annem de bilmiyor. Annen aksine şeyi uyarmış. Ya yani ikinci eşi daha doğrusu uyarmış. Ayşe'yi uyarmış. Kim? Babanın sözde ikinci eşi. Evet. Sözde ikinci eşi Ayşe'yi uyarmış. Hı hı, evet. Bu adamdan uzak durun demiş. Evet, uzak dur demedi. Kızlara dedi telefonu vermedi. Ayşe abla dedi bana Ansel. Sana öyle demiş. He. Ona da demiş ki bak demiş burada kızlar yani uygunsuz fotoğraflar var. Bu adamdan uzak durun dedi, dedi mi demedi dedi, mi? Dedi ha, abla. Tamam. Bana söylemiyorum ben. Allah'ım yarabbim. Demiş yani duydun mu? Falan yok abla o uydurma. Daha önce kız kaçırdı mı? O ünlü yalan söylüyor. Senin baban daha önce kız kaçırdı mı? Başka kızları da kaçırdı mı? Yok abla. Ha? İkinci eşini çok özür dilerim ama ikinci eşini kaçırmadı mı zaten? O kaç yaşındaydı kaçırdığında baban? Tam onu kaçırdı işte. Kaç yaşındaydı o? Yaşını bilmiyorum abla. Şu anda kaç yaşında? Yani. O zaman 26 yaşındaydı o zaman kaçırdığında. 26 yaşındaydı. İyi bir şey mi yaptı baban Aslı? He. Senin kocan şimdi yok abla ya, bir şey yaptı demiyorum. Tam da bu Hatice de 15 yaşında kız. Ha. O da kaçmasaydı babam zorla götüremezdi. Ya zorla götürdü evde akşam zorla. Akşam çantasını Ayşe ablanın yanında çantasını hazırlıyormuş. Allah yalana bak yalana yalana. Çantasını hazırlıyor kız abla, şey diyor Ayşe abla nasıl şey etmiyor. Ne var yalana ya kız çantasını da götürmemiş mi ya? Çantasını anası nerede ben kattım ablam ben uyumuş kalmışım yalan söylemem bunu kız. Allah ne yalan söylüyorsun Aslı ben ne çantası hazırlamışım ne çantası önemli katmışım. Önemli bir şey söyledi şu anda Aslı daha ünlü bir şey söyledi. Bir dakika ya Ayşe ne olur Aslı'cığım sen Ayşe'nin Hatice'nin çantasını hazırladığını nereden biliyorsun? Ya nereden biliyorum söylesin o zaman nereden biliyorsun? Hatice hazırlamış biliyor Ayşe abla değil. Bak nereden biliyorsun Aslı ben hastaneden geldim nereden biliyorsun nereden biliyorsun ben çanta kattım. Sana kim dedi o zaman hadi ben kattım o zaman ben kattım nereden kimlik biliyorsun? Kimlik sendeymiş hiç demedin mi kızım sen kimliği ne yapacaksın kimlikle ne işin var demedin mi sana gün? Kız çek kattın üstüne almış gitmiş ne yalan kimliği, söylüyorsun Aslı biliyor kimliği, gibi yalan söyleme Aslı. Kimliği Ayşe mi vermiş? Bak. Kimliği Ayşe mi vermiş? Ayşe vermiş. Bak yalan söylüyor Aslı yalan ya, söyleme Ayşe vermezse Aslı. Kız ne alacak kimliği? Sen uyuyorsun ya biliyorsun cüzdanım ya. Cüzdanım içinde çek kattım üstüne koydum yalan söyleme bunu Aslı ben nerede çocuğuma kimlik verdim ne çanta kattım Aslı. Sen sana bunu hem sana kim dedi Aslı kim dedi kim dedi. Neyi yalan söylüyorsun Aslı sen? Senin de yuvan çorun çocuğun olacak Aslı Allah'ım. Yapayım birbirinize. Abla ben katmadım İdem abla. Çekil yedi yıldı acaba böyle yalan konuşacak olsa senin yuvanı da aldı zaten. Benim yuvanı niye dağılacakmış da. Çek kattım üstüne koydum uyumuşum ben. Cüzdanım. Normalde nerede duruyordu çocuğun kimliği? Devam ben devamlı cüzdanıma koyarım evvelden beri. Cüzdanla mı uyuyorsun? Yok cüzdanıma çıkarım çarlarım üstüne geldim hastaneden çek kattım üstüne koydum. Senin uykun o kadar ağır mı Hatice? Abla uyumuş kalmışım yoldan bak, söylemişim. O gün yalan ilaçlar söylüyor. Vermişler ağır ilaç ağır. Kim ağır ilaç vermiş? Anneme vermişler serum falan ilaç da vermiş. Tamam peki dur neyi tamam bir dakika kattım? Ya bir saniye ya. Diyelim ki anne. Neyi kattım ya neyi çantaladım ya? Annen ağır ilaçlar almış. Anam yuvamız olacak. Ya Ayşe bir sus ya. Ya soru sorayım bir merak ediyorum bir dakika sus. Diyelim ki annen ağır ilaçlar almış kızım. Peki sen de mi ağır ilaçlar aldın? Ya abla valla ben o gitti getirdi annem o şeyden o otobüs durağından annemi aldık getirdik eve getirdik. Yani ben eve geldim yemek yaptım. Ben okuldan geldim yorgunum yemek yaptım topladım evi topladım evi temizledim. Ne yoruldum ben. Biz yalan söylüyor. Ben dedim ya. ben uyumuş kalmışım. Yemeği yedik. Sıfa tıkanmışım. Peki ben. Bir şey söyleyeceğim. Yani şunu mu yani şunu aslında Ramazan Bey'in söylediğini Aslı da söylemeye çalışıyor da şunu söylüyor. Yani çok korkunç bir şeyden bahsediyor da. Ya peki senin baban çocuğu istismar etmiş. Neden yalan söylüyor? Bir dakika. Ay abla. Onu da yalanlasınlar. Onu da yalanlasın. Doğru mu peki? Doğru. Benim kardeşim eve ağlaya ağlaya geldi. Perişan bir haldeydi. Ağlaya ağlaya geldi evde. Ben o gün okula gitmedim. Hastaydım. Öğretmen aramış. Bu üniversiteye okula gelmemiş demiş. Otur o zaman. Tam detayı konuşmayalım. Bana şunu söyler misin? Şunu söylüyor daha doğrusu Aslı. Senin baban Hatice'yi istismar ediyor. Onu da yalanla. Hadi onu da yalanla. Adama falan annene babana söyleseydin o zaman. Doğru. Ya kardeşimi tehdit etti. Kardeşin de kardeşin de. Ya kardeşimi tehdit etti ya. Bunu söylerim dedi. Herkese söylerim dedi. Herkese. Ben şimdi...
yalan söyleme, yalan konuşmayın. Keşke birine söyleseydin. Sen babamda her gün her gece dondurma, tatlıcıya falan gitmiyor muydun sen? Ya yalan söyleme ya. Çık attın diyeyim ama. Çık attın diyeyim o zaman ya. Yalan söylemiyorum ben. Yalan söyleme. Gitmiyorlardı, yalan söylüyorum. Çekildiğin resimde tahta değil misiniz? Abla annem de var evde ya. Çocuklar yalan gitmiyorlar. Ben erkeğim abla gitmiyorlar. Bağırmayın ne olur bağırmayın ya. Allah aşkına ya. Ben bağırdığım yok yalan söyle. Gitmedi. Çocuklar her gece dedi. Her gece. Yok abla yalan söylüyorlar. Her gece dondurmacıya. Yok çocuklar evde. Ben de evdeydim. Yalan söylüyorlar. Bir susar mısınız lütfen? Yalan söylüyorlar. Her gece dondurmacıya tatlıcıya gittiğini nereden biliyorsun Aslı? Tamam imamımda kamera yok mu ya? Kameralara bakın o zaman. Sen nereden biliyorsun canım benim Aslı'cığım? Nereden biliyorsun bunu? Yalan söylüyor. O zaman Allah ben de evli değildim. Bekardım o zaman. Her şeyi biliyordum o zaman. Ha biliyordun. Sen ne de gidiyor muydun? Şu abla? Sen hiç de beraber yok. Bir dakika. Sen de beraber babanla beraber kızlarla gitmesi, beraber. Gitmesi biz evdeydik. Seni, ha sizleri götürmüyor dondurmacıya onları götürüyor. Yalan söylüyor baba ya. Yalan söylüyor. Yok abla. Aynen onları götürüyordu. Yalan söylüyor. Allah, bir dakika. Kızlar bire ya, gitmedi. Ayşe'cim, yalan söylüyorlar. Ne zaman yapıyordu? Yok, o yalan söylüyor. Kızı kaçırmadan ne kadar süre önce yapıyordu? Ne oldu? Yalan söylüyor abla yemin ederim yalan söylüyor ya. Ya bu ne? Ben niye kardeşim? Ben nereye gitmişim dondurmayı taktıracağım ya? Bir şey söyleyeceğim. Akşam sizi bir yere gitmedir abla onu da yalan söylüyorlar. Bir dakika. Sizi böyle para verip kandırıyor muydu? Para ne? Para veriyor muydu size? Yok abla ben o parasını daha ayağımda yemedim ya. Kendi param annemin verdi benim çalıştığım param ya. Peki bir şey söyleyeceğim, bir şey soracağım. Peki bu istismar senin ikizine ne zamandan beri istismar ediyordu? İsmizden değil. Ya istismar. Detay söyle bak sen benim ne demek istediğimi anladın. Hatice'nin eve geldiğini söylüyor. Ya o ne zamandan beri devam ediyordu? Ya ben okula gitmedim bir gün. O ya bunu... Hayır ya bak bir şey soracağım. Bir aydır, iki aydır, üç aydır devam ediyor muydu bu iş? Abla bir iki ay oldu işte. Biz iki ay çalıştık dedim abla iki ay. Yani şunu bir dakika. Yani bayağıdır sizi bu adam yani kaçırmadan önce sizi sürekli böyle... Yani senin ikizine... Taciz var dokundu. Dokundu bana dokundu. Dokundu. Kardeşime ellerse bile ellerse okun ben yoktum çünkü. Yalnız olsun ben yapmazdım. Ben onun kafasına taş da vurdum. Sana dokunması senin istismar ettiği anlamına gelir kızım. Dokunamaz sana ya. İşte dokunamaz ya. Ben... Sen dokundu bana tek. Bana tak dokundu dokundu. Böyle vücudum elle tek dokundu. Tamam. Peki bana şunu söyler misin? Ben şu anda Hatice Nur'un nerede olduğunu merak ediyorum. Aslı'cığım. Bak sevgili izleyiciler. Babasının görüyorsunuz. Suriye'ye kaçtığını söylemiş. Bu köyde yaymış. Baban Suriye'ye mi kaçtı? O tarafa mı gitti? Sınır dışına köyde mı gitti? Köyde öyle anlatmışın köylüye. Bir dakika söylesin bakalım. Onu bilmiyorum. En son orada olduğunu duyduk biz. Bir dakika. Bir bilgi geldi de. Bir dakika. Bir bilgi daha geldi. Senin baban ilk kez mi? Yani... Kaç tane kızdan bahsediyoruz ya? Bir dakika anladım. Bir bilgi geldi de. Şimdi senin baban kaç kızı kaçırdı bana söyler misin? Bir dakika sakin olun lütfen. Senin baban kaç kız kaçırdı Aslı söyler misin canım? Senin baban kaç kız kaçırdı? Babam kız kaçırma işte iki eşi var zaten bir de Hatice'yi kaçırdı. 3 sene önce senin baban birini kaçırdı mı? Senin baban 3 sene önce birini yok kaçırdı abla, mı? Yok öyle bir şey yok. İsmini söylesin arkadaşlar. Kızın ismini söyleyin. Birini daha kaçırmış senin baban. İsmini söyleyin. Bir kız kardeşin adını öğrenin. Yok abla bir şey yok. Senin baban bu o zaman yani senin annen var. İkinci bir kadını daha kaçırıyor. Arkasından şimdi 15 yaşındaki kızı kaçırıyor. Bir kadını daha kaçırmış. 23 yaşlarında biri daha. Hı? Kimle? Söyle bize her öyle şey bir söyle. Şey yok abla işte annem işte bir de bir tane kadın daha kaçırdı işte. Bu da üçüncü normal mi? İkinci işte başka yok. Bir hayır, daha hayır, üçüncü hayır. İşte. Birini daha kaçırmışım. Normal arkadaşlarım değil. Öyle diyor. Yani biri aramış benim kız kardeşimi daha benim kız kardeşimi de kaçırdı bu adam. 3 yıl önce diyor. Emin misin sen bize her şeyi söylüyor musun? 3 yıl önce biz zaten şey dedik imamla çalışıyorduk ne kız kaçırıyormuş. İşte 3 yıl önce ben şimdi ihbar bakayım arkadaşlar. Ne diyor ya? Bir dakika kardeşimi diyor. Allah Allah. Bir dakika. Şimdi beyefendiyi bir anlamaya çalışalım. Adı Ziya'ymış galiba. Ziya Bey merhaba. Merhaba. Şimdi
bir şey rica edeceğim. Ne olur kötü söz söylemeden sadece bana olayı anlatın. Küfretmeden, kötü söz söylemeden. Kimi kaçırdı bu Ahmet? Ahmet bizim bir tane kız kardeşini kaçırmış. Senin kız kardeşini kaçırdı. Evet, 2 sene önce. Ben de onun peşindeyim zaten. Peki o kız kardeşinin adı ne canım? Hansa Yıldız. Bir daha söyle. Hansa Yıldız. Anladınız mı siz? Hansa Yıldız. Bir daha söyleyiniz. O yanındaki kız var o. Şu an bağlamışsınız. Canlı yayında konuşan var kız. Aslı. O hep yalan söylüyor. Babana ya. Kız kardeşinin ismini evet, bir daha... Evet yalan söylüyor. Babamın sesini tutuyor bu. Kız kardeşinin adını bir daha söyler misin? Hansa Yıldız. Anladınız mı? Aysel, Aysel diyor. Aysel mi? Aysel. Kotlu olarak söylüyor mu Kotlu olarak? Kotlu, Ankara. Hatay'ın hayatı. Evet, evet. Lirden'in nesi? Evet. Sivas'ın sesi? Evet. Badana'nın hayatı. Harsa. Evet. Harsa, Allah. Evet, Hansa Yıldız. Ay neyse anlıyor. Neyse sonuçta kızı kaçırmış diyorsun. Yani senin şu anda 3 eşi var evde diyorsun. Bu Hatice başka. Sözde 3 eşi var. Yok, o Hatice ile beraber 3 kişi oluyor. Ha, bu ikinci eşi mi senin kız kardeşin? İkinci eş mi? Ansel'in evet. Kardeşi. Ansel diyor. Ansel. Ansel eşi var. İkinci eşi adı Ansel. He Ansel. He Ansel. Onun şeyi. Aa. Tamam. Bir de nasıl... Nasıl kaçırdı senin kızını, kız kardeşini? Kız kardeşi size anlatayım. Benim abim çocuğu ameliyat olacaktı. Adana'da. Evet. Annemle babam oraya gitmişti. Evet. Sadece biz de erkekler dışarıda Bodrum'da çalışıyordu. Evet. Bu Ahmet de başına maske koymuş, kızları içine girmiş, tokatla ayak dönmüş, bayılmışlar. Allah Allah. Zorla kaçırmış böyle. Şiddet uygulayarak kaçırmış. Evet. Doğru mu? Benim bildiğim Ansel değil. Diğer evet. Kadınlara ben doğru mu anladım Ziya Bey? Evin içinde diğer kadınları dövüyor. Zorla alıp götürüyor senin kardeşini. Ansel'i. Evet. Evet. Şu an Ahmet sen tanıyorsun. Bak bir dakika. Zaten bu sizi uyaran Ansel değil mi? Evet. Aynen, hemen, aynen. Tamam doğru. Ansel'in dedi bana. Abla dedi. Onun kızlara telefon verme dedi. Abi görüyor musun? Abisi de kız kardeşi. Sen ne zamandır kız kardeşini görmüyorsun Ziya Bey? İki sene görmüyorum. İki senedir görmüyorsun. Evet. Senin kız kardeşin kaç yaşında? 25-26 yaşında böyle. Senin kız kardeşin bekar mıydı, evli miydi? Bekardı. Bekardı. Yani kendi rızası evet. Olmadan zorla götürdü bu adam. Evet. Hani bak Aslı, senin baban 2-3 sene önce kaçırmış. Evet alın Ziya Bey'i. 2-3 sene önce kaçırmış, daha yeni kaçırmış. 25-26 yaşındaki eve girmiş, kadınları dövmüş. Ablan al yeni, 2 çocuğu var kadının. 2 çocuğu var. Öyle bir şey yok. Adam orada yalan söylüyor. 3 yıl oldu diyor. Ha, senin baban söyledi. Sen de aynı onun gibisin. Ben gibi değilim ya. O kelimeyi ne alakası var? Kamili köyüne. He? Para karşılığı mı verdiniz? Evet, abla. Ya, bir dakika söyler misiniz o lafı? Aslında 200 milyara. Ramazan Bey bir dakika. Bizim mevzumuz şu anda şey değil. Ben de seni çok iyi tanıyorum. Tövbe yap. Şu ağzımı bozmak istemiyorum ben. Söyle bana nedir? Ne biliyorsun Aslı? Mevzu benim mevzumu sen değilsin. Bana şunu söyler misin? Şimdi Ansel'le 2-3 yıl önce kaçırdıysa 3 yıl içerisinde 2 tane çocuk sahibi olabilir yani. 3-4 yıl içerisinde. Daha yeni kaçırmış. Siz kaç kardeşsiniz Aslı ya? 6 seneden fazla oldu abla ya. Kaç kardeşsiniz siz? Kaç kardeşsiniz siz? Özannemden 8. Özannemden 8. Diğerinden de 3, 11 tane... Efendim abla? 11 evet, kardeş abla. Misiniz siz? Peki senin baba niye böyle kızları kaçırıyor 11 ya? 11 değil abla, öbüründen 2 tane var. 10 kardeşiz abla biz. Bak bir şey söyleyeyim, şu anda 25-20... Kaç yaşında şu anda Ansel? 25-26 yaşında mı şu anda?
Şu an 30 yaşında var. 30-31 yaşında var, evet. Şimdi mevzumuz Ansel değil ama sonuçta ailesinin rızası olmadan, kızının rızası olmadan dayakla, tekme, tokatla Ansel'i aileden, evden alıyor, zorla götürüyor. Senin baba niye bunları yapıyor? Yok abla, yapıyor? O kız kendi isteğiyle gitti. 26 yaşındaki kızını al şey diye zorla götürebilir ya. Bir şey söyleyeceğim Aslı'cığım. Ya Allah aşkına, kimse hiçbir kız kendi isteğiyle, hiçbir kadın kendi isteğiyle ikinci, üçüncü eş olmaz. Olmasın yani. Tamam mı? Ya Allah aşkına ya, bu adam kendini ne zannediyor, böyle vazgeçilmez bir adam mı? Kim bu ya? Bu kadar vazgeçilmez adam, bu kadar çok böyle şey bir adam, herkes ona kaçıyor, adam hiçbir şekilde suçu günahı yok. Kadınların mı suçu var Aslı, yapma. Bütün kadınlar suçlu, baba mı suçsuz? Annen üzerine kuma getirmiş. Tamam, kuma da zorlandan götüremez. Bir insan zorla götüremez. Kumanın üzerine kuma getirmiş. Babanın yaptığı doğru mu? O zaman sen babanla görüşüyorsun Aslı'cığım, kusura bakma. Neden Urfa'ya gitmiş? Doğru daha değil abla, yaptığı yanlış. Ya yanlış, onu söyle bana. Senin baban şu anda nerede olabilir? Bir tahminin var, bana onu söyler misin? Abla orada olduklarını söyler, bilmiyorum yani, hiç görüşmüyorum ben de. Siz nasıl görüşüyorsunuz eğer? Biz de öyle görüşmüyoruz. Görüşürler. Onlar nasıl görüş. Kızını merak ediyor, biz de öyle baba merak ediyor. Yalan söylüyor. Peki şunu ben merak ediyorum Aslı. Şimdi sen çok doğru söylüyorsun ya. Bir sen dakika. Hep tek doğru söyleyen sensin Ayşe. Bir dakika, bir dakika bekle. Bu fotoğraflar sende ya. Senin cep telefonu değil mi fotoğraflar? Senin babanla Ümmü'nün fotoğrafını sen mi çektin? Hayır. Bir dakika Aslı söylesin. Onlar bendeydi abla. Ben daha bekarken benim telefonumda öyle duruyordu. Yok, onun telefonu yoktu abla, yalan söylüyor. Telefonu yoktu Didem abla. O zaman baban mı fotoğrafları Didem gönderdi? Didem abla telefonu hiçbir zaman telefonu olmadı. Bir dakika dur ya, baban mı fotoğrafları gönderdi bize? Hı-hı. Bir dakika bekleyin. Kızların hiçbirinin telefonu yaşıyordu. Bu fotoğraf kimin telefonuna çekildi? Ümmü? Ahmet Yıldız'ın telefonuyla. Ahmet'in Yıldız. Ahmet Yıldız'ın telefonuna çekildi bunlar abla. Tamam, Ahmet Yıldız. Peki fotoğrafı çeken kim? Kendi ben, karşımda Hatice var. Hatice böyle titriyordu, o çekti. Bir dakika, hayır, sen o fotoğrafı çeken kimdi? Ya yanımızda bir tane daha adam vardı abla, yanımızda bir tane daha adam vardı. Yanınıza bir tane daha? Evet. Bir dakika, ekrandaki şu fotoğrafı, bak ekranı görüyorsun ya, bu fotoğrafı kim çekti kızım? Yanımızda bir tane daha adam vardı, o çekti o. Kim o adam, kim ya? Bilmiyorum abla, onların tarafta. Onlardan biri. Peki Hatice nerede orada? Hatice benim yanındaydı, tam ben, resimce o benim yanındaydı, benim yanındaydı. Hı. Peki Hatice niye bu fotoğrafta yok? O resme girmedi. O ben kafası yaptığında tek tek çekti ama peki, tek o adam tek. Kim? Yani bilmiyorum. Siz, özür dilerim, siz dört, iki erkek, ikini sen beraber mi geziyordunuz? Dört kişi beraber. Geziyor. Anne gibi. O saldırıyordu, o da bir yandan vuruyordu. Ama bize ilk kez söyledin şimdi. Yani abla bak, iki adam, ikisi. Sen bugüne kadar Ahmet'in yalnız olduğunu. Yalnız. Bekle beni, beni bekleyeceksin. Yalnız olduğunu. Sana silah çektiğini, kardeşine silah çektiğini ve söyledin. Şimdi de dedin ki yanında bir adam daha vardı. Yanında bir tane daha adam vardı. Adamın adı ne, bana onu söyle. Bilmiyorum yanında. Adamın adı ne, bana adamın adını diye. Söyle. Bana adamın adını söyle, adamın adı ne? Kürtçe adı, ben diyemem ben Kürtçe'ye yani. Adamın yani bir ismi vardır ya, Kürtçe de olsa ismi var yani. Kürtçe, Türkçe, isim. Abla adı vallahi diyemem ben onu, Kürtçe bir isim. Ahmet, Abdullah, Mehmet. Yok, Kürtçe. Peki kim dolaşıyorlardı Aslı, sen ne biliyorsun? O yanındaki kimdi babanın? Baban iki kızı alıp kimle beraber geziyordu? Babanın yanında hiç kimse yok. Ümmü yalan söyledi Didem abla. Yalan söylüyorum. Niye yalan söylüyorum tabii. Sen babanın yalan söylediğini nereden biliyorsun kızım? Yalan söylüyorum. Babanın yanında hiç kimse yoktu. Peki. Bu kadar efendim emin abla? Bu kadar emin nasıl oluyorsun peki? Babanın yanında kimse olmadığını nereden biliyorsun? Görüşmediğini söylüyorsun. Ya kim olabilecek orada? Kürt diye bir adam kim olacak orada? Hiç kimse yoktu bizim orada. Babanın bizden başka kimse yoktu orada. Babanın başka amcan falan var mıydı yanında da hiç? Amcanla beraber kalıyor muydu baban? İki kardeş? Yok abla, bir tek biz o imamında yok abla. Babanın samimi olduğu bir erkek arkadaşı var mıydı? Bilmiyorum abla. İyi.
yanında şimdi, kimse yok düğümü de yalan söylüyor. Bir şey, sen bir düşün. Sen bir düşün. Ben seni buraya bekliyorum. Şimdi sana soracaklarım var. O fotoğraf meselesi çok önemli. O fotoğrafları da baban gönderdiyse lütfen bize Hatice'nin yerini söyle. Olur mu? Lütfen bize yerini söyle. Sen de bana gerçekleri söyle. Seni hala sakladık da hayır, sen her şeyi söylemiyorsun. Ki, o resimler bendeydi daha önce. Şükür Türkan cinayetinin elinde fotoğraflar var. Bir de çok önemli bir iddia var. İddia sahibi de canlı yayında. Onu da bir konuşalım o kendisiyle. Sizi bir dışarı alayım. Bir dışarı alayım. Devam edeceğiz. Takip edeceğim, merak etme. Ayşe, seni de dışarı alayım. Sen de şöyle geç Fatmacığım. Hemen bana şunu söyler misiniz lütfen? Bir mutlu kaygısız hazır mı arkadaşlar? Bu notu mutlu kaygısız mı gönderdi? Yani kızımızın... Hemen bakayım notlara, nerede gömülü olduğunu söylüyordu. Çarıksaraylar'da Sıtma Pınarı'nın tam üstünde Mehmet Ali'nin tarlasının altında taşların dibinde gömülü diyen kişinin o kişi onu yazdığı bu notu mutlu kaygısız yazmıştır dedi. Doğru mu? Senin evet. Kocan Mustafa Şükür'ün babası. Öyle diyor. Mutlu Bey merhabalar. Merhabalar Dizem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Mutlu Bey, bu notu siz mi yazdınız? Şükür'ün gömülü olduğu yerle ilgili ihbar notunu siz mi yazdınız? Hayır, ben yazmadım Dizem Hanım. Peki siz akrabası mısınız Fatma'nın ya da Mustafa'nın? Mustafa ile akrabalığımız var. Babalarımız zayı hala çocukları. İyi arkadaşmışsınız, öyleymiş. Arada bir görüşürdük, akrabam yani. Öyle bir fazla samimi de değildik, fazla uzak da değildik. Yani birbirimize denk geldiğimizde görüşürüz yani. Biz aramızda bir herhangi bir sıkıntı, problem şu ana kadar hiç olmadı yani. Şükür Türkan'ı tanıyor musunuz? Çocuğu gördünüz mü hiç öldürülmeden önce? Yok, ben Şükür Türkan'ı tanımam. Çünkü benim hayatımın bir kısmı dışarıda geçti. Dışarıda çalıştığım için ben pek fazla çocuklarını tanımam. Çocukların olduğunu biliyorum ama ben çocuklarını tanımam. Hiç görmedin mi Şükür'ü? Şükür'ü de yani kız çocuğu olduğu... Hiç Şükür'ü görmedin mi? Ben Şükür'ü televizyonda gördüm. Ben Şükür'ü normal buradayken hiç görmedim Didem Hanım. Ben bizim düğünlere falan gelmiş. Senin düğününe gelmiş ben öyle, Şükür. İşte resimlerde şu. Gelmiş evet. Bu arada Şükür'ün o fotoğrafların yeni fotoğrafları elimize geçti. Instagram'a koyar mısınız arkadaşlar? Şükür sizin düğününüze geldiğinde o zaman görmüş olmanız lazım Şükür'ü. Ben Şükür'ü görmüşümdür ama dikkat etmemişimdir Didem Hanım. Çünkü kalabalıktı bizim düğünler. Düğün kalabalıktı. Ben fazla dikkat etmemişimdir yani. Ben sonradan çocuk kaybolduktan sonra gündeme gelince yani bizim düğüne geldi bu çocuk dediler. Bizde de resimleri vardı. Ben oradan bana tanıttılar. Bu Mustafa'nın kızı, Fatma'nın kızı diye. Ben onun dışında ben kızını falan tanımam. Peki şimdi siz bu notu Şükür Türkan'ın gömülü olduğu yerle ilgili muhtarın bulduğu iki tane not var. O fotoğrafları birazdan ekranlara getireceğim. Ben şu an Instagram'da ama Şükür'ün yeni fotoğrafları. Öte yandan bir tane oradaki kadınlardan biri de bir not buluyor. Yazılı bir not buluyor. Bu notları Mustafa sizin yazdığınızı, daha doğrusu Fatma'nın size yazdırdığını söylüyor. Siz mi yazdınız bu notu? Yok Didem Hanım, ben not falan yazmadım. Herhangi bir şey yazmadım. Öyle bir şeye nereden kapıldılar bilmiyorum. Benim adım buraya nasıl yansıdı onu da bilmiyorum. Peki Mutlu. Yanılıyorlar ya, ben öyle bir şey yazmadım. Mutlu, ekibimiz orada çekim yaparken hem de jandarma orada kazı çalışması yaptığında Sayın Savcımızın talimatıyla o bölgede motorunla gezip niye bu çalışmaları hem bizim ekibimizin çalışmasını hem de jandarmanın çalışmasını niye yakından takip ettin? Didem Hanım, ben yakından takip etmedim. Ben hayvancılıkla uğraşan biriyim. Beni burada bilirler. Ben o bölgede güderim hayvanlarımı, otlatırım. O gün de hayvanlarım yaylımda eve dönerken tesadüfen biz kazı çalışmasının olduğu yere denk geldik yani. Biz köpeklerimi de jandarma ekiplerine sarınca ben jandarma ekiplerini korumak amaçlı ben motorla köpeklerin önüne geçtim. Hayvanlarım kazı çalışmasının olduğu alana girdi. Onları çıkarmak için motorla müdahale ettim ben. Ben takip etmedim. Ben orada öyle bir çalışma olduğunu da bilmiyordum. Sadece en sonunda bu bölgede bir takım şeyleri araştıran komutanı ben daha önceden bildiğim için onu gördüm. Komutanım herhangi bir iz yakaladınız herhalde, hayırlısı olsun filan dedim ben. Onun dışında ben herhangi bir hiçbir şeyle karışmadım, takip de etmedim Didem Hanım. Tamam.
Arkadaşlar üçlü kadraja geçelim. Mutlu Bey'e merak ettiğim, sormak istediğim önemli bir soru var. Bu cevabını kendisinden net bir şekilde almak istiyorum. Ekranı hiç bozmayalım. Mutlu Bey sürekli ekranda olsun. Üç tane merak ettiğim çok önemli soru var. Bu soruları ben şimdi sana soracağım. Hiç ekranı bozmayın lütfen. Mutlu, sen sağda solda Fatma ile ve Şükür'le ilgili konuşuyormuşsun. Ne konuşuyordun, hatırlıyor musun? Ne konuşmuşum Didem Hanım, ben hatırlamıyorum. Ben sana bir hatırlatmaya çalışayım. Fatma ile ilgili sağda solda neler söyledin? Ben Fatma ile ilgili herhangi bir şey söylemedim. Ben Fatma bu işin içinde var dedim yani. Ben Mustafa bu işin içindeyse Fatma kesinlikle ortasında dedim. Demişimdir, doğrudur. Peki ben arkadaşlar son kez söylüyorum. Çünkü 10 sene önce susmuş, bugün ne oldu da Fatma bugün oraya çıkmış da yani kendini perişan ederek ağlıyor, susuyor, bilmem ne yapıyor. Yani ya bilmese bu nasıl bilmiyor ya, ben anlamadım yani. Tamam. Ben böyle bir şey demişimdir. Ben Fatma'ya çünkü inanmıyorum yani. Ha, Fatma'ya inanmıyorsun. Tamam, geleceğim ona. Şükür'le ilgili ne konuştun? Şükür'le ilgili ne konuştun peki sen sağda solda? Ben Şükür'le... Ben hiçbir şey konuşmadım yani. Konuştuysam hatırlasın. Ben ne konuşmuşum bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bir hatırlamana yardımcı olayım ben senin. Bir daha biraz aynı soruyu bir daha sorayım. Sen Şükür'le Buyurun. İlgili Çarıksaraylar'da Şükür'le ilgili ne konuştun Mutlu? Didem Hanım, ben Şükür'le ilgili herhangi bir şey konuştuğumu hatırlamıyorum. Mustafa'yla Fatma'nın hakkında belki yorum yapmış olabilirim. Ne yönde yorum yapmış olabilirim? Ya bu kadar zaman bu çocuk kaybolmuş, nasıl birbirlerinden haberleri yok demişimdir. Ama onun dışında ben Şükür'ü zaten tanımam. Senin sağda şey solda konuştuklarını hatırlamıyorum yani. Sağda solda konuştuklarını Çarıksaraylı bir vatandaş aradılar. Ben de kendisiyle konuştum. Ve senin şu cümleyi söylediğini söylüyorlar. Sen sağda solda aynen ama aynen şu cümleleri kullanıyormuşsun. Anasını ve kızını, ikisini zamanında çok kullandım. Ben mi demişim Didem Hanım? Evet evet, sen demişsin. Didem Hanım, bunu söyleyen her kimse, yok, ben rica ediyorum savcılıkta bunu duysun. Ben şikayetçiyim. Ben böyle bir şey, herhangi bir cümle kullanmadım. Ben böyle bir cümle de kullanmam asla. Çünkü bizim akrabamız olan bir insana ben böyle bir sözü kullanacak kadar düşük bir insan değilim. Biz onları her zaman koruduk, kolladık. Kimi koruduk, kolladık? Hiçbir zaman böyle birbirimize bir yanlışımız, yamuğumuza... Koruyup kollamak için evlerine girip çıkıyor muydu? Kardeş olarak. Koruyup kollamak için evlerinde mi? Bir dakika. Ben herhangi bir koruyup kollama derken yani bir şöyle söyleyeyim Didem Hanım, yani bir kötülüklerini istemeyiz yani, bir yanlış durumlara düştüklerini istemeyiz. Çünkü yani Fatma da bize dedi ki şey yapmadık. Fatma da bize dedi ki babasından başka biri de, ikinci bir kişi de taciz etmiş olabilir ve taciz eden kişi de Mustafa'ya yardım edip gömülmesine yardım etmiş olabilir. Şükür'ü taciz eden o kişi sen misin? Didem Hanım bakın, bu çok ağır bir itham soru oluyor. Soru soruyorum. Ben sadece soru soruyorum. Gerçekten ben soru soruyorum. Değil Didem Hanım. Ben kesinlikle ben o bizim kardeşimiz yani. Biz öyle bir, ben ona asla öyle bir yan gözle bakacak bir insan da değilim. Beni burada bilirler. Ben asla böyle bir şeylere şey yapmam yani. Ben böyle şeylere karşı bir insanım. Ben böyle şeylere kızarım bak Didem Hanım. Peki Fatma'nın neden çocuğunu öldürdüğünü ya da işin içinde olduğunu düşünüyorsun? Aynen. Neden düşünüyorsun? Aynen. Ben neden öyle düşünüyorum Didem Hanım? Çünkü Mustafa 10 yıl boyunca ya. Susmuş bu kadın. 10 yıl boyunca hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi hayatını yaşamış. Yani Mustafa'nın hakkında ne biliyordu da Mustafa buna karşı sustu? Bu Mustafa'nın hakkında ne biliyordu da bu hayatı kafasına göre yaşadı? Yani beraber mi öldürdüler diyorsun? Birbirlerine göz yummuşlar yani. Benim anladığım beraber mi öldürdüler diyorsun? Ben bilmiyorum, orasını bilemem. Ben asla kimseye böyle iftira atamam yani. Ben gözümle görmedim. Ben Mustafa'yla da Fatma'yla da pek böyle içli dışlı samimiyetim yok. Ben buraya geldiğim zaman denk gelirsek görüşürüz. Orada burada yani bir kıyıda köşede koyun güderken benim de hayvanlarım var, onların da vardı. Görüşürüz yani, konuşuruz. Peki hayvanları otlatırken Şükür'le hiç denk geldin mi? Yok, ben Şükür'ü hiç tanımam Didem Hanım. Ben Şükür'ü bilmem. Ben Şükür'ü televizyondan... Ya akrabasınız. İşte nasıl bilmiyorsun akrabanın çocuğunu? Mutlu, akraban çocuğunu nasıl bilmezsin? Didem Hanım... Şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Benim hayatımın bir kısmı dışarıda geçti. Ben çalışıyordum dışarıda. Ama düğününe de gelmiş. Giderdim. Orada Türkan da varmış düğünde. Şükür de senin düğününe gelmiş. Benim düğünüm burada oldu. Düğünüm burada oldu ama ben ne bileyim, ben Şükür'ün oldu. Ben bilmiyordum Şükür olduğunu yani. Bir araya gideyim. Mutlu, soracaklarım var. Bir araya gideyim, devam edeceğim.
Şimdi biz Mutlu'yla konuşurken iddiaları kendisine sorarken muhabirimizin yanına, sevgili Yasemin'in yanına Tahsin geldi ve Tahsin'i ilk kez ben canlı yayında görüyorum. Çok da öfkeyle titriyor. Annesi dedi ki öfkeli ve titriyor. Tahsin merhabalar, Tahsin, duyuyor musun? Sen Tahsin duyuyor musun canım? Tahsin duyuyor beni. Ben duymuyorum, hiçbir şey duymuyorum. Duymuyoruz yayını. Ha, yayını duymuyorlarmış. Peki hemen bağlayacaklar. Benim kendine sorularım olacak. Arkadaşımla röportaj yapabilir. Şu an duyuyoruz sizi. Tamam, yayını duyuyoruz. Şimdi duyuyoruz. Evet, Tahsin. Didem Hanım, Tahsin konuşmak istiyor. Tamam, tabii. Annem duyuyor mu ben annem? Annem duyuyor mu? Duyuyor mu oğlum, duyuyor. Evet, duyuyor. Anne orada bir daha çıkarsan beni bir daha göremezsin. Tehdit ediyor. Yarın orada çıktığını görürsem bir daha benim sesimi duyamazsın bak. Niye tehdit ediyorsun? Bu köyden giderim bak. Neden titriyorsun? Anlat, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oğlum, ne oldu? Köyde adımı çıkardım bakalım. Çık oradan anne. Çık oradan. Ama kardeşini arıyoruz. Şükür'ü arıyoruz. Oğlum ne oldu, ne duydun? Daha bulamadınız kardeşim, ne buldunuz hani? Peki annene niye kızıyorsun? Annen yardımcı olmaya çalışıyor. Buldunuz mu? Baban kardeşini öldürmüş. Baban konuşacak. Annen konuşacak Tahsin. Onlar konuşacak, yardımcı olacak. Buldunuz anne, kaç ay oldu, kaç ay? Anladım da ikisi susmuş. 10 yıl geçmiş. 10 yıl, 10 yıl. 10 yıl geçmiş Tahsin. 10 yıl ya. 10 yıl geçmiş anne, bulamadınız bile 10 yıl geçmiş de. E tamam da annem babam susuyor. Oyunum diyorsunuz. Annem bir babam şey buldunuz susuyor. Yok. Annem babam susuyor. Sen ne biliyorsun söyle. O gün senin baban ablanı alıp götürdüğümü bana söyler misin? O gece. Konuş. O gece baban. Götürdü, ben biliyorum, gördüm. Gördün. Ha? Bana bunu söyle. Peki götürdüğünde senin ablan korktu mu? Zorla mı götürdü baban? Onu görmüyorum, onu bilmiyorum, onu bilmiyorum. Ama baban diyor ki ben götürmedim diyor. Baban yalan söylüyor bak, sen konuşmazsan. Biz nereden bileceğiz? Oğlum sakin ol bak, sakin, bir şey yok ortada. Onu bilmiyorum ben. Tahsin, ben teşekkür ediyorum sana, anlıyorum. Sinirimden titriyorum burada. Biliyorum, görüyorum, farkındayım, çok sinirlisin. Ama çok önemli bir ihbar geldi. Senin ablanın köyde bir yerde gömülü olduğu söyleniyor. Tahsin'cim. Bak jandarma da çalışıyor, orayı kazdılar. Oğlum ben ablanın şeyini bulmak istiyorum, mezarını istiyorum, mezarını. Onu bilmiyorum. Ha, kazdılar orayı. Şimdi şöyle sevgili izleyiciler, ben Tahsin'le röportaja devam edeceğim ama yarın izleyeceksin çünkü sürem doldu. Programı kapatalım, yarın görüşmek üzere, teşekkür ediyorum. Ben Tahsin'le yaptığım röportajı yarın yayınlayacağım. Aslında keşke buraya gelse ve sorularımızı yanıtlasa da, bildiği her şeyi anlatsa. Teşekkür ediyorum sizlere, yarın görüşmek üzere, biz bir yayına devam edelim, yarın izleyeceksiniz.